Herkese merhaba. Eski Açık Basketbol Özel'de bugün Galatasaray Nef Genel Menajeri Sayın Turgay Zeytingöz konuğumuz. Turgay hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Seni görmek büyük bir keyif ve aynı zamanda yayına katıldığın için şimdiden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aynı keyif bana ait. Kerem ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir yıl önce de ilk biz konuk etmiştik evet. Turgay abiyi. Bir yıl sonra tekrar beraberiz ee, ve çok da güzel geçen bir sezonun ardından evet. aslında beraberiz. Ee, ...çok fazla soru var... ...bir sürü soru geldi... ...ben de... ...hani hepsini bir şekilde soralım... ...gerçekten insanların çok merak ettiği şey var... ...böyle sayfalar hazırladık yani öyle söyleyeyim... Ee, ...kimsenin hani sorusunu geri çevirmiş olmamak adına... Ee, ...geçen sezondan tabii ki bahsedeceğiz ama... ...biz geçen sezon hani çok da odaklanıp onunla zaman kaybetme çıkışısı istemiyoruz çünkü bu seneye dair çok fazla soru var. Kadro yapılanmasına dair, formalara dair, kombineye dair her şeyden soru var. Ama önce ee... bir ben e, Turgay Bey'e bir keyfi nasıl abi Nasılsın, Ben, ben <laughs> ha, 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 hemen girdim. he, evet dur bir, bu ne, ne hizmet aşkı? <laughs> Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Programdan önce de kısa bir tabii. sohbet etme şansımız oldu. Ben de burada olmaktan çok keyif alıyorum. Hatta e, bence bu kadar çok soru biriktirmeyelim. Bunu e, sıklaştıralım. E, bir araya gelelim. Hatta bir gün futbol konuşalım. <gülüyor> <Yok> <gülüyor> o konuda abi, benim, çok benim, cool. benim sizden öğreneceğim çok şey var. <laughs> <Yok, gülüyor> futbol demişken ee, baştan bunu soralım. Turgay abi senin hangi takımla olduğun konusunda <laughs> evet. e, hep bir böyle bir soru geliyordu. Ya biz biliyoruz. Ee, biz biliyoruz abi çok iyi biliyoruz hatta beraber başlarda yan oturanlar olarak <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama gene de bir sonra baştan bunu sormuş olalım. Evet beraber birkaç maç izledik galiba. Evet. Yani evet geçen sene de aslında ya e, öncelikle ben bir Galatasaray taraftarıyım. Babadan ka, gel, gelen, babadan e, oğula geçen bir Galatasaray taraftarıyım. E, hatta ismim Turgay Şeren'den geliyor. O derece iyi bir Galatasaraylı babanın evladıyım işte 14 sene sonra gelen o şampiyonlukta Eskişehir maçında türbünde olan bir Galatasaraylıyım. Tabii geçen sene de biz bunu konuştuğumuzda ben hep şeyde çok dikkat ettim. Yani popülist bir yaklaşımla böyle Galatasaraylı olduğumu belirtmek istemedim ama e, iyi bir Galatasaraylıyım, iyi bir, bir futbol de, izleyicisiyim. Zor olunca tabii zor evet. bir durum. Yani, yani tabii ama sonuçta bu böyle benim açımdan gizlenen bir Hı. şey de değil. Sadece çok böyle bir e, belirtme gereği duymadım. Ama iyi bir Galatasaraylıyım sizler gibi. <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Başlayayım mı? Başla, başla sorularımla. Başla. Şimdi aslında geçen seneden başlayalım birazcık. Çok güzel bir Efes serisiyle sonlandırdık. Evet, belki kaybettik. Hatta uykularım kaçıyor demiştin Turgay abi. Sen Hı. ben seni aradığımda hatta herkes gurur duyduğu halde hala herkes şeyi düşünüyordu takım içerisindekilerden bahsediyorum. Hani final'e çıkabilirdik biz ya nasıl böyle oldu diye. Fakat aslında geçen seneye baktığımızda şöyle de değerlendirmek lazım belki de Pistiolis'in gelişine kadar veya bu Isaiah Cannon transferinin oluşuna kadar aslında sezon biraz da elimizden kayıp gitme noktasına gelmişti. Yani çok aslında biraz kayıp bir sezon olmaya doğru gidiyordu. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde biraz da şanssız bir şekilde Covid vakalarıyla uğraştığımız bir dönemde Ard arda gelen maçlar sonucu elenmiştik. E, ligde çok iyi bir yere doğru gitmiyorduk aslında. Son dönemde işte kayıplar alıyorduk. E, çok iyi bir e, durumda değildi takım form olarak. Fakat daha sonrasında pistiyolist tercih, ki pistiyolist siz daha önceden Banvit'ten e, tanışıyordunuz. İtrudis'in yardımcısı olarak görev almıştı. Pistiyolist tercihi ve Isaiah Cannon tercihi. Ki Isaiah Cannon tercihi de o dönemde çok enteresan bir dönemdi. Çünkü e, kadın basketbol takımıza Eke Ogun Bavale gelmişti. E, bütçe onaylanmadığı için geri gönderilmişti. Fakat erkek basketbol takımı aynı gün Isaiah Cannon transferini açıkladı. E, Erden Timur'un oradaki e, sorumluluk alıp gerekirse... Bütün maddi boyutunu ben karşılayacağım kendi cebimden demesiyle ve bunlarla birlikte sezon yeniden aslında e, başladı. Başka bir noktaya evrildik. Ard arda gelen galibiyet serileri. E, ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle oradan başlayayım. Yani geçen sezonu nasıl tanımlarsınız? Bir, bir sene geçti abi e, bir sizinle görüştüğümüzden evet. beri. Nasıl bir sezon oldu? Dediğiniz gibi sonuçta aslında çalkantılı bir sezon olduğu geneline baktığımız zaman bence sezona iyi bir başlangıç yaptık geçen sene. Sonuçta iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Geçen sene de kadroyu katıldığım programda sizlerle de tartışmıştık, konuşmuştuk. Ama neticesinde sezon içerisinde biraz da hedeflerimiz büyüdü. Aslında geçen sene kadroyu kurmaya başladığımızda bu takımın öncelikli hedefi playoff oynamaktı. Evet. Hem bütçesiyle hem de bir önceki seneyle doğru orantılı olarak. Ama sezon içinde takımın potansiyeli ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu takımın daha iyi şeyler başarabileceğini gördük. E dolayısıyla beklenti de arttı hem camiada hem taraftar üzerinde. Bir noktada bir koç değişikliği yapma durumunda kaldık. Daha sonrasında kadroda ufak tefek belki zorunluluktan değişikliklerimiz oldu. İşte Akon Pursel'in şanssız sakatlığı. Onun üzerine ben bunu hep fırsat transferi olarak ta tanımladım. Aziz ee, olma durumu aslında orada bizim bir transfer düşüncemiz de yoktu hmm. tıpkı kadın takımı gibi sonuçta işte yönetimimizin aldığı bir karar vardı. Ama Isaiah Cannon ismi bizi biraz da o isim bizi transfer yapmaya itti. Dediğiniz gibi orada Erdem Bey sorumluluk aldı. Onu bir şekilde Galatasaray bürokrasisine uydurmamız gerekti. Orada tüm e, maddi sorumluluğunu nefin üstlendiği bir e, şekilde o transferi tamamlama şansımız oldu. Andreas Pistorius benim çok uzun zamandır tanıdığım, çok uzun zamandır basketbol bilgisine, birikimine ve koçluk potansiyeline çok inandığım bir koç. Geçen sene de böyle bir koç değişikliğine karar verince ki o zamana kadar hiç ismini zikretmedik kendi aramızda dahi. Sonuçta bir koçumuz vardı, çok inanarak, güvenerek çalıştığımız. Ama bu değişiklik olduktan sonra Andreas Pistorius ismi o dönem Rusya'da yaşanan durumdan dolayı da gündeme geldi ve çok kısa süre içerisinde bu transfer gerçekleşti bizim açımızdan şans olduğu kadar bence koçluk hedefi olan Andreas Pistolis için de çok büyük bir şanstı. Çünkü çok büyük bir camiaya, çok büyük bir kulübe geliyor. Hedefleri olan bir kulübe geliyor. Ve iyi bir takıma geliyordu. Sonuçta iyi bir kadro da vardı elimizde. Onun gelişinden sonra Azia eklemesiyle daha da iyi bir kadro oldu ve sezon sonunu nispeten iyi getirdik. Ama o burukluk içimizde vardı çünkü bence iki sene üstte EuroLeague kazanmış bir Anadolu Efes'i neredeyse eleme noktasına getirdik. Evimizdeki bir maçta belki de bir top orada bize elenmeye mal oldu. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama neticesinde başından beri hep söylediğimiz işte camiaya, taraftara layık bir takım olma sözünü tutmuş olduk. Sonunda camianın kenetlendiği belki bu geçen sene futbolda kötü gidişinde sonuçta taraftarları biraz basketbola yönlendirdiği bir ortam oluştu. Ve çok güzel bir ortam oluştu. Evet. Orada bir taraftarla bütünleşen bir takım vardı sahada. Daha iyisi olabilirdi ama geçen seneyi öyle noktalamak durumunda kaldık. Ve geçen sene bittikten sonra da ben size pas atayım. Bu sene <laughs> bu senenin hazırlığına başladık. Ben aslında burada bir ufak bonus bir soru daha yapacağım. Tabii. Ee, Mesela Gökseli'nin sakatlığı da geçen sene bizi bence çok etkilemişti ve Gökseli'nin ilk beşe geri dönmesi. Hatta bence, e, bilmiyorum bu benimki şahsi yorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Turgay abi ama e, Devona Kompursel, e, Melo ve e, D-Boston üçlüsünün yan yana olduğu dönemde biz birazcık defansif anlamda problemler çekiyorduk. Devona Kompursel'in sakatlığına tabii ki hiç kimse istemez. Allah korusun ama Devona Kompursel'in sakatlığından sonra Göksenin o pozisyona geçmesiyle Galatasaray daha dirençli ve bence daha takım oyunu oynayan, topu da daha iyi dağıtan bir takım haline geldi. Isaiah Kane'ın eklemesiyle de e, biraz daha nasıl söyleyeyim, hücum anlamında tutulması daha zor mobilizasyonu daha iyi, spacing'i daha iyi yapan bir takım noktasına evrildi diye düşünüyorum. Bu konuda sizin de düşüncenizi merak ediyorum Turgay abi. Ya dediğiniz doğru. Zaten geçen sene sezon başındaki plan da öyleydi. Geçen senenin başını hatırlarsanız yine Göksel'in ilk beşte olduğu bir düzen vardı. Ama sonra sezon içinde tabii oyuncuların formuna, sakatlık durumuna göre bazen düzenler değişebiliyor. Yine bir değişiklik olmuştu. Yani bir kadroyu kurarken de zaten... Orada bazı şeyleri kullanmak durumunda kalıyorsunuz işte geçen sene bizim oyuna başlayan 5'teki düşünce de yine Gökse'nindi. Bu daha sonra Akon sakatlığı sonrasında bir tane daha iki numara tipinde bir oyuncu almamız biraz buna evrildi olay ve bence de daha başarılı bir sistem oldu. Ama geçen sene bence asıl burada konuşulması gereken oyuncuların da belli bir dönemden sonra bu işe çok inanmaları hı hı. ve herkesin o takım içinde bir rolü olduğunu kabul etmesi oldu. Bence son dönemdeki Andreas'ın belki de en iyi başardığı şey buydu. Mental anlamda. Mental bağlamak. anlamda. Yani sonuçta herkesi işin içinde olduğunu hissettirdi ve herkesten katkı almaya başladık. Tabii Canberk'ten falan da. Canberk'ten katkı almaya başladık. Okben belirli zamanlarda sahada yer aldı ama o dönem çok formda olduğu bir dönem değildi. Belki daha fazla katkı verebilirdi. İşte Ege'nin sakatlığı dolayısıyla işte uzun konusunda biraz eksildik ama neticesinde iyi bir takım, potansiyelli bir takım vardı geçen senede. Bu takım Avrupa kupasına elenmeden önce bu takımı kurmuş olsaydık daha farklı şeyler konuşuyor olabilir miydik olabilirdik ama maalesef bu takım Avrupa kupasından elendikten sonraya denk geldi ve böyle bir sezon sonu oldu bizim açımızdan. Format anlamında da bir ben izleyiciyi bilgilendirmek istiyorum burada sonra da sana bırakacağım sözü. İlk başta biz organizasyonel şema organizasyonla alakalı hmm. şey soruları sormak istiyoruz daha sonra kadro planlamasına ve gelecek sezon'a değineceğiz. Ee, ve bir şeyimiz de yok, sınırımız da yok. Yani, yani bir saate yok. sığdıralım, hemen yapalım falan gibi bir şeyimiz yok. Turgay abi de sağ olsun dedi zaten. Ben istediğiniz kadar buradayım, ee, işte konuşabildiğimiz kadar konuşacağız, konuşacağız yani evet. öyle söyleyelim. Şimdi geçtiğimiz sezonu kapatmadan e, ben bir aslında bir daha kişisel bir soru sormak istiyorum. E, sonra bu seneye geçeceğim. E, geçtiğimiz sezonda e, en üzüldüğünüz an ve en sevindiğiniz an. Geçtiğimiz sezonda en üzüldüğüm an, en üzüldüğüm an tabii ki ilk kaybettiğimiz, evde kaybettiğimiz Anadolu Efes maçı. Çünkü gerçekten bence o maçı kazansaydık sonraki ev ki kazanabilirdik. Ki kazanabilirdik. Yani orada şey falan hala çok net hatırlıyorum işte 50 saniye kala Melo'nun kaçırdığı, tepeden kaçırdığı üçlüğü. En üzüldüğüm maç o olabilir çünkü gerçekten final ayağımıza kadar gelmişti. Hmm. En çok benim aklımda da Klaviş'in kaçırdığı boş turnike var maalesef. <laughs> Göksel'in bir tane şey evet. Iı, evet, evet. kaçırdığı boş turnike nitelendirebileceğimiz bir turnike var. Neyse sonuç olarak kısmet olmadı. En çok sevindiğim de bence ıı, takımla taraftarın bütünleşmesi oldu. Yani sonuçta Sinan Erdem'de sezon sonundaki o atmosfer gerçekten hepimiz açı açısından çok Hı -hı. mutluluk Hı -hı. vericiydi. En çok sevindiğim de o atmosferdi gerçekten seyircinin takıma olan inancı. Takımın seyirciyle bütünleşmesi en baştan beri hep hayal ettiğimiz şeydi aslında en çok sevindiğim olarak da onu söyleyebilirim. Süper. O zaman e, Turgay abi bu seneye geçiyorum. Ve e, aslında çoğu kişinin de merak ettiği bir e, durum var. E, bu sene organizasyonel şema nasıl ilerleyecek? Mesela geçen seneden e, şu an itibariyle gözüken bir şekilde Barış Nane'nin organizasyonda şu an olmadığı yönünde. Hani ilerleyen zamanlar ne gösterir, ne getirir bilmiyoruz tabii. İşte e, şimdi yönetim değişti. E, yeni yönetim e, şu anki organizasyonel şemada nasıl bir rol üstlendi? Çünkü daha önceki Üç yönetimde tane yönetici sanıyorum atanmış durumda <laughs> basketbola. Bunlardan hangisi ana rolü alıyor? Ya bir de tabii şunu da burada sormak lazım. Barış Nane sonuçta tam böyle Nefle, hmm. Nef for organizasyonuyla Yönetimden yönetimin arasında, arasında bir köprü gibiydi. Çünkü zaten erden Timur'la olan işte dostluğu, arkadaşlığı. Eee şimdi ben şeye girmeyeceğim. Yani Barış Han'ın ayrılık süreci falan filan o başka bir konu. Onu onu ona girmeden bunu aslında sormak istiyoruz. Yani organizasyon anlamında şu an nasıl ilerliyor? Bir de tabii şu da bir önemli bir soru. Bunu ben genel hep üyeler arasında da takip edenler arasında da hep o şeyi gördüm. Kerem Tunçeri ne yapıyor? Bu konuda bir soru, soru işareti var herkeste. Yani Kerem Tunçeri evet bir genel direktörlük yanılmıyorsam pozisyonun evet, adı. Genelde. Fakat e, hani Kerem Tunçeri'nin tam olarak görev tanımı nedir? Sizin görev tanımınız nedir? Ya yani işte transferi kim yapıyor? Nasıl oluyor falan hani her şey böyle bir biraz karışık burada. Alışık da olmadığımız bir yapı bu Galatasaray'da hmm. ilk defa böyle bir organizasyonel şema var. Çünkü daha önce hep bir genel menajer vardı. Ama o tam olarak transfere bile doğru düzgün karışmazdı. Yönetim bakardı falan. Şu anki durumu sizden bir dinlemek istiyoruz. Abi. Evet şimdi nereden başlayayım? Ee, öncelikle şeyden başlayayım. Yani şu andaki organizasyonun şemasından başlayayım. Ee, yine şu anda sonuçta Galsay Nef adı altında e, Sayın Erdem Timur'un karar merci olduğu bir organizasyon var. En başından beri transfer süreci, kadro yapılanması, artı e, teknik ve idari et bütün bunları Erdem Bey'le konuşup onayladıktan sonra tüm bunları gerçekleştirdik. Yine böyle bir yapı var. Aynı zamanda yeni yönetimimizin basketbol şubesinde atadığı ve şu anda yetkili olan işte Levent Sayın Levent Yaz, Sayın Mehmet Civarı ve Sayın Canlatan var. Dolayısıyla bütün bu saydığım isimler aslında işin içinde. Ama Galatasaray Nef Erkek Basketbol Organizasyonu Erden Timur'un başında olduğu Kerem Tunçer ve Turgay Zeytin gözünde operasyonu yürüttüğü bir yapı. Kerem Tunçer ile ilgili soruya gelecek olursa Kerem Tunçer ile biz beraber geldik geçen hmm. sene bu yapının başına bu yapıyı yürütmek üzere Kerem Tunçer'i halen hiçbir bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı. Bana da e, bu tarz sorular gelmiş e, sizin yayınınız açıklandıktan sonra. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Kerem Tunçeri halen şu anda bu yapının en tepesinde olan isim ve sonuçta bütün planlamayı, bütün organizasyonu beraber yürüttüğümüz ve bence bu organizasyon için önemli bir isim hem ismiyle hem bu organizasyonun içinde varlığıyla e, ama Kerem'in bu konuda bir e, bir tavrı var e, başından beri. Sonuçta çok fazla sadece medyanın önüne çıkmaktan, çok fazla röportaj vermekten biraz geride kaldı. E, sonuçta o görevi e, bana verdiler. E, sağ olsunlar. Ben de elimden geldiğince insanları bu organizasyonla ilgili başından beri bilgilendirmeye çalışıyorum ama organizasyonun operasyonun bütün aşamalarında Kerem Tunçeri de var. Anladım. Barış Nane ile ilgili soruya gelecek olursak da Barış Nane o biraz işin yönetimsel kısmı o konuda benim yorum yapmam belki çok doğru olmaz diye düşünüyorum ama Barış Nane benim dostum arkadaşım hala görüşüyoruz ama şu anda organizasyonun bir yerinde evet Barış Nane yok geçen sene sonuçta yönetimde de bulunan bir isimdi denetleme kurulundaydı ve sonuçta biz de sürekli beraberdi ama şu anda Barış Nane bizimle beraber değil Bundan sonraki süreci ben de şu anda Transferi bilemiyorum. kim yapıyor sorusu <laughs> da çok geldi yani şu anda. kim yapıyor? Evet. Bütçeyi e, kim onaylıyor? Yani sonuçta şu anda o konuda tabii ki ben yapıyorum transferi. Hı -hı. Sonuçta görüşmeleri, menajerlerle olan ilişkileri sonuçta biraz önce kimle beraber karar verdiğimizi zaten açıklamıştım ama transferin yapılma sürecini ben yönetiyorum. Anladım. Ee, tabii bu da şeye geçelim. Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Bu sezonun bütçesi e, ile alakalı e, nedir? Bu sezonun bütçesi artış oldu mu? Bir de tabii burada aslında şurada soruluyor. Hani bunu siz açıklamak istersiniz istemezsiniz Turgay abi. Erden Timur'un sponsorluk ücreti konusunda Hı. bir artış oldu mu? E, geçen seneyle kıyasladığımızda nasıl? Ya Birincisi e, Sayın Erden Timur'un sponsorluğuyla ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Sonuçta tabii ki burada bir sözleşme bir rakamlar tabii ki var e, yazılı olan ama e, sonuçta Sayın Erden Timur sadece basketbol şubesinde değil Galatasaray'la ilgili herhangi bir konuda buna e, sözleşme rakam olarak bakmıyor. Yani sonuçta kendisinin bir gönül bağda olduğu için nerede ihtiyaç olursa e, çok daha fazlasını yaptığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece basketbol içinde değil bu dediğim. Bütçeyle ilgili kısma gelecek olursak tabi ben bu bu tarz mahrem şeyleri çok fazla dile getirmeyi sevmiyorum ama sonuçta Galatasaray şeffaf bir yapı genel kurullarda bu bütçeler açıklanıyor sonuçta üyelerin e, oyuna sunuluyor dolayısıyla orada ben son genel kurulda da bununla ilgili de bir detay verildi. Geçen seneyle kıyaslama kısmında da evet geçen seneye göre bir tık arttığını söyleyebilirim bütçenin. Ama geçen senede başladığımız bütçenin biraz üzerine çıkmak durumunda kalmıştık sezon içindeki eklemelerden. Artı geçen sezon bonservis ücreti vererek iki tane oyuncu transfer etmiştik. Bu sene öyle bir bonservis giderimiz yok. Sadece çok ufak bir şey var o da Muhammim Mustafa'da. Hı, soracaktım sonra orada tekrar evet. şey yaparsın. muayim Mustafa'da. Onun dışında geçen sene gibi geçen sene Sadık Emir Kavacı ve Kerim Lekşehir'de bir bonservis bedeli ödemiştik. Hı, hı. Bu sene öyle bir e, rakam olmadı ve geçen seneyi bitirdiğimiz rakamla da aslında çok büyük fark yok bu seneki bütçemiz arasında. Evet. Buradan e, geçeyim. soruya geçeyim ya. Evet. Geç. İşte. Tamam. Peki. İstersen sana bırakayım. Kombine sorusunu soracağım. Çünkü gelen soruların yüzde ellisi. Kombine ile Çünkü alakalı. Çok merak edici, Aynen öyle. ya yani Gelen sorularım gerçekten belki de yüzde ellisi. <laughs> evet. Hani kadro değil başka şey değil kombine hikayesine çok ciddi tepkiler var. E, tepkiler de şu doğrultuda geliyor daha çok. E, kulüp çok uzun zaman sonra bir hava yakalamıştı. Hmm. İnsanlar Sinan Erdem'i doldurmaya başlamıştı. E, fakat bu sene uygulanan Fiyat politikası kombinelerde e, özellikle insanları yenileme konusunda, şu an çünkü yenileme dönemi ciddi tereddüte düşürmüş durumda benim de gördüğüm kadarıyla. E, alma konusunda da kombine alma konusunda ciddi anlamda insanlar almamayı düşünüyorlar. Benim de gözlemim bu. E, bunu hani bir negatif e, algı yaratmak için söylemiyorum. Gerçekten realite bu olduğu için söylüyorum. E, bu konuda... ...bir revize edilme durumu olabilir mi? Hani buna tabii ki yani belki siz karar merci... ...değilsinizdir Turgay abi ama... E, ...şunu da ekstradan tabii sorayım... ...hani bu fiyatlar neye göre belirlendi? Siz bunun belirlenme aşamasında... ...var mıydınız yok muydunuz bilmiyorum. Ama e, bu kombineyle alakalı... ...siz ne düşünüyorsunuz fiyatlarla alakalı? Ee, şimdi tabii bu öncelikle üzücü yani sonuçta insanların böyle bir tepki gösteriyor olması yani şöyle üzücü sonuçta arasında ortak bir amaca hizmet ediyoruz yani taraftar maça gelmek istiyor biz de taraftarın maça gelmesini istiyoruz dolayısıyla aslında karşılıklı bir e, aynı niyet e, durumu var ama burada e, basketbol kulübüyle alakalı operasyonların hepsinde tabii ki varım buna kombine ve bilet e, rakamlarını belirlemek dahil. Benim burada söyleyeceklerim sadece haklı çıkmak ya da işte taraftar neden böyle düşünüyor aslında böyledir demek değil. Öncelikle onu söyleyeyim ama neden fiyatların bu şekilde olduğunu açıklama kısmına gelecek olursak orada birkaç tane kıstas var. Birincisi bence şu anda ülkemizde rakamlarla ilgili herkes bir problem yaşıyor. Tabii son dönemde ciddi bir hayat pahalılığı, ciddi bir enflasyon, ciddi bütün rakamların her yerde artması. İşte pazara gidip insanlarla konuştuğunuzda oradaki fiyatlar bile insanları rahatsız ediyor. Herkes her yerde bir rakamlara bir itiraz etme, tepki verme durumu var. Dolayısıyla biraz bunun da bence payı var şu anda açıklanan rakamlarda. Çünkü aslında işin geneline baktığımızda birincisi çok artıştan bahsedilmiş. Orada bence değerlendirilmesi gereken şu. Son Anadolu Efes maçında Bizim bilet politikamızla aslında şu andaki rakamları kıyasladığımızda oradaki artış yüzde %70-80 civarında. Dolayısıyla aslında belki de olması gereken şu anda ülkenin mevcut konjonktürüne göre düşündüğümüzde aslında olması gereken. ikincisi de tabii ki burada diğer takımların rakamlarını da göz önüne alıyorsunuz. Orada baktığımızda şu anda Anadolu Efes'in Fenerbahçe-Bekon'un fiyatlarına baktığımızda aslında bizim kombine fiyatlarımız uygun yani orada aynı bölgenin işte aynı salonu kullandığımız için Anadolu Efes örneğini veriyorum. Aynı bölgenin Anadolu Efes'teki fiyatları bizimkinin üstünde. Orada bir de değerlendirilmesi gereken şöyle bir şey var işte sezon boyunca kaç maç oynayacaksınız bu kombineyi kaç karşılaşmaya göre satıyorsunuz. Çünkü daha sonra günlük fiyatlarını belirlerken bu kombinede sattıklarınızdan tabii ki daha yüksek olması gerekiyor ki insanları kombineye teşvik edebilirsiniz. Biraz taraftarın sesi olabilir miyim burada? Tabii lütfen. Yani şöyle burada insanların söylediği şey şu. Efes'in bütçesi bizim ya bilmem kaç katımız artık hani tam olarak rakamını şey yapmayayım. 20 milyon diyen var 30 milyon dolar euro diyen var. Şimdi bu kadar yüksek bir bütçe Euroleague. Euroleague'de iki sene şampiyonluk. Şimdi bizim bütçemiz geçen seneye göre aşağı yukarı aynı belki biraz daha artmış bir bütçe. Ee, aynı şampiyonada yarışıyoruz Basketbol hmm. Şampiyonlar Ligi'nde ve e, Türkiye'de. Hmm. Bizim geçen sene de aşağı yukarı amaçlarımız aynıydı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak e, ligde de yapabiliyorsak bir final e, bu şekildeydi. Şimdi burada değişen hiçbir şey yok aslında. Fakat yani örnek veriyorum benim iki tane geçen sene kombinem vardı. Önemli maçlarda da Courtside'den bilet satın alıyordum. Hmm. Ee, iki kombinemin e, pozisyonları işte biri 105'deydi biri 118'deydi bunlar 600 liraydı geçen sene bu hmm. sene 2500 lira olmuş yani 4 katına çıkmış bu şimdi enflasyonla çok 4 katlık bir artış yani açıklanabilir bir artış değil bence ee, artı hani şeyde de bir sorun var ee, şimdi Efes'le kıyasladığımız zaman aslında çok da kıyaslanamayacak bir takımla kıyaslamış da oluyoruz birazcık hmm. o yüzden insanlar bence tepki gösteriyorlar. Yani bunu yanlış anlamayın Turgay ya. abi. Sizin nezdinizde söylemiyorum ama bu konuda genel anlamda taraftarın ciddi bir şikayeti olduğunu iletmek ben gerekiyor. Ben zaten burada şeyden çok rahatsız olurum. yani Burada bir savunma mekanizması, taraftar yanlış düşünüyor, biz doğru düşünüyoruz gibi bir şey asla böyle bir haddimize de değil. Sonuçta taraftar ne düşünüyorsa haklıdır. Öyle değerlendirmemiz lazım. Ben orada sadece orada kriterleri açıklamak hmm. açısından söylüyorum. Bir revize olabilir mi? Tabii yönetimimiz uygun görürse böyle bir şey olabilir. Ama orada ee, belki söylememiz gereken ben ufak tefek notlarda aldım onunla alakalı. Mesela Efes'ten bahsediyoruz. Tabii Efes'in belki garanti maç sayısı aşağı yukarı 35. Bizimkini de 25-26 olarak değerlendirirsek orada şöyle bir hesap var. Biz işte şu anda 6 bin lira olan kombineyi geçen sene Anadolu Efes maçında günlük bileti olarak 150 TL'ye satmışız. İşte 150-30 maç oynayacağız desek işte 4500 lira oluyor. Şimdi 6000 deyince oradaki işte oran aslında %300'ler 400'ler değil. Yani böyle bir %300 400 zam yok. diğer taraftan da işte Anadolu Efes'e, Fenerbahçe baktığımızda tabii ki daha büyük organizasyonlar tabii ki daha iyi, daha belki daha fazla iyi sayıda maç oynayacaklar. Ama yine de onlardan epeyce aşağıda olduğunu görüyorum. Ama tekrar ediyorum sonuçta burada böyle bir haklı çıkmak gibi bir şeyim yok. Hedefim yok. Sonuçta taraftar böyle uygun gördüyse... ...bizim de belki de tekrar değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Orada bir de ben bir, bir bakış açısı daha katmak istiyorum e, Turgay Borda. E, şimdi Efes'le karşılaştırırken belki de şunu biraz da atlıyor olabiliriz. Şimdi Efes'in oturmuş bir salon kültürü zaten artık var. Yani Efes'in e, salona e, taraftar çekmek gibi bir gayesi... Eskisi kadar yok. Ama bizim çok ihtiyacımız var. O yüzden bunu da e, baz alarak daha da aslında e, taraftarı hazır bu kadar e, Galatasaray Nefe, bu kadar gönül bağı kurmuşken taraftar. Bu sene de e, kombineleri daha ucuzdan çıkartıp en azından bu gönül bağını devam ettirmenin An daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben mesela. Ben önce, yani court belki de 100 bin lira yapın. Yani bence de bu arada. E, aynen Aynı yani, ne kadar oradan para kazanabiliyorsa kulüp kazansın. Ama e, en azından tribün biletlerinin belki de yani biraz daha e, revize edilip düşürülmesi lazım diye biz düşünüyoruz ama tabii yani bu Hatta şöyle söyleyeyim ben. Yani courtside gerçekten courtside biletlerinin az çok e, böyle satılacağı yerleri biliyoruz. Hı -hı. E, o satılacağı yerlere bence bu courtside biletleri biraz ucuz. Ee, o yüzden mesela e, tam Kereme katılıyorum. Yani korsak biletlerini biraz daha yukarı çıkartıp tribün biletlerini biraz daha düşürmemiz bence e, hem taraftar kültürünü iyice salona oturtmak amaçlı çok daha iyi olacağını düşünüyorum. E, dediğim gibi Efes'le karşılaştırırken bir de bu bu açıdan bakmanın daha böyle sağlıklı olabileceğini düşünüyorum abi. Ne diyorsun? ya diye? tabii buradaki amaç öncelikli olarak kimseyle karşılaştırmak değil yani sonuçta. Burada sadece örnek vermek anlamında bunları konuşuyoruz. Ya bence bu konuyu e, tabii ki değerlendirilebilecek bir konu. Şöyle kapatalım. Ya ben sadece orada taraftarla şu anda bizim e, biz doğruyu düşünüyoruz. İşte bu kriterler budur ve rakamlar bu olması gerekir değil. E, şu anda bir de bu, de bu açık. Tek karar merci sen değilsin. Veya o yüzden biz hani sana yükleniyormuş gibi olmayalım. <laughs> biz birini bulunca <laughs> şey. <Biz gülüyor> asla yüklenmiyorsunuz. Dolayısıyla şey e, bence taraftarı buradan bir kere daha davette bulunalım. İşte herkese ekonomik gücü el verdiği ölçüde bu kombinelere ilgi gösterirse biz tabii ki çok mutlu oluruz. Çünkü sonuçta bu kulübün de bazı ekonomik gerçekleri var. Sonuçta biz de o ekonomik gerçeklere biraz yaklaşmak istiyoruz. Her şey çok arttı. Şu anda bulunduğumuz salonda biz bir kiracıyız. O kiranın ne kadar artacağı belli değil. Yani bunları şimdi çok fazla konuşmak belki çok yersiz ama sadece orada iyi niyet çerçevesinde yapılan ve sonuçta belli kriterler baz alınarak yapılan bir fiyatlandırma var. ...ama tekrar değerlendirilmesi gerekiyorsa da tabii ki değerlendirilir. Hı -hı. İnşallah değerlendirilir. Tam buradan, <laughs> buradan Euroleague'e geçelim istersen evet. sen o hedefi bir sor. Şimdi e, Sayın Erdem Tibur'un e, katıldığı bir programda e, belirttiği bir hedef vardı. Hatta e, sizin geçen seneki programda da aynı evet, e, söylem yapmıştım. olmuştu. Bir üç sene sonraki Euroleague hedefi. E, bu Euroleague hedefi bizim için hala devam ediyor mu? Ee, çünkü bir basketbol de basketbol şampiyonlar ligi bu sene bitiyor sözleşmesi. Bu sene bitiyor. Bir de Galatasaray TV'deki e, programda çok e, bir iki tane tweet okudum. Hiç EuroLeague söylemi geçmedi. Acaba vaz mı geçtik falan gibi böyle bir tweet okumuştum. E, bir de şimdi EuroLeague'de e, EuroLeague'e gittiğimizde bir 7,5 milyon euroluk bir e, bütçe zorunlu. zorunluluğu da mevcut aynı zamanda. E, bu genel e, toplam EuroLeague hedefini bir sorayım abi sana. Ee, en son söylediğinizden başlayayım. Aslında bu 7,5 milyon euro oradaki gelirleri e, belirleyen bir rakam. Yani sonuçta orada siz 4 milyon euro bütçeyle de yer alabilirsiniz. Sadece 7,5 milyon euro e, yanlış hatırlamıyorsam 7,4 milyon euro gelir belgelemeniz lazım Eurolig'e. Oradaki durum öyle yani şu anda geçen sene yanlış bilmiyorsam Panathinaikos'un bütçesi 4-4,5 milyon euro civarındaydı. Bir tık daha düşük olan takımlar da vardı. Yani bu çok hayali gerçek olmayan bir hedef değil. Ama ben orada sizin vasıtanızla şöyle bir ricada bulunmak istiyorum aslında bu programda. Biz tabii ki geçen seneden beri hep bunu konuştuk. Ama konuşurken buradaki asıl söylemek istediğimiz şuydu. Galatasaray Kulübü'nün olması gereken yer en üst organizasyon. Evet. evet şu anda işin gerçeği bu en üst organizasyon Euroleague. Ama bence bu sene biz Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olalım hem taraftar hem bizler sonuçta çok kıymetli bir organizasyonun içindeyiz ve bu sene şampiyonluk artık şampiyonluk var. hedeflediğimiz bir organizasyondayız. Hem oradan gereken saygıyı görmek hem de tamamen oraya konsantre olmak için ben aslında sizden ve taraftarımızdan da ricam bu sene tamamen odak noktamızı Şampiyonlar Ligi'ne çevirelim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde belki de şu ana kadar hiçbir Türk takımının başaramadığı başarıyı yaşayalım hep beraber. Oradan inşallah ilklerin kulübü olarak Galatasaray'a inşallah bir kupa getirelim. Sonrasında da bu ilerleyen hedefler bunlar bizim aklımızın bir köşesinde var. İnsanlar hiç merak etmesinler. Ama Şampiyonlar Ligi kontratının bir artı iki maddesi var. Onun bir çözülmesi lazım. Artı bizim bu basketbol kulübünün artık gelir üreten bir yapı haline getirme düşüncemiz var. Onda da bir ilerleme kaybetmemiz lazım. Bu da nasıl olur? İşte salon projesiyle, bu basketbol kulübü organizasyonun biraz daha büyümesiyle bunları yavaş yavaş yerine getirelim. Sonra da bu sene Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yaptıktan sonra sezon sonunda bunları oturup tekrar konuşalım. Peki şunu da sorayım Turgay abi. Tabii ki bu daha belki yönetimsel boyut işin ama size bu anlamda akseden bir şey var mı diye. Şimdi basketbol aş olması meselesi kaç zamandır konuşulan bir şeydi. Bu gelir üreten yapı ya da geldiğimiz Hı -hı. zaman hatta geçen sene de bunu da buradan sormuş olayım merak ediliyordu geçen sene üçüncü olduğumuz için basketbol şampiyonlar liginden gelen bir meblağ var sanırım Hı -hı. tam miktarı bilmiyorum İsterseniz siz söyleyin Hı -hı. Ee, şimdi bu konuda herhangi bir şey duydunuz mu basketbol AŞ'ye dönüşme konusu salonun yapılması konusu bu konularda şu anda net bir adım atıldı mı ya da size gelen bir şey var mı çünkü yeni bir yönetim değişikliği de var belki çok erken bunu sormak için ama sizin bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Tabii kulüp olarak geçen sene sıkıntılı süreçler geçti. Yani sonuçta işte bu yönetimsel bazda yaşanan sıkıntılar tabii ki bazı şeyleri biraz erteledi. Ama tabii ki olması gereken bu olduğu için herkesin kafasında bu düşünceler var. Ama zamanı ve bunun programlaması nasıl olur ve onunla ilgili açıklamayı yönetime bırakmak çok daha sağlıklı olur. Şu anda ilk etapta yapılması gereken şeyler var. Sonuçta bu kulübün finansal durumuyla alakalı son genel kuruldan yetki alınmış bazı projeler var. Ondan sonra buna da sıra gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü sağlıklı olan e, bu olduğunu düşünüyorum. E, Şampiyonlar Ligi ile bir kontratımız var. E, orada bonuslara normal kendi liginizdeki başarınıza oranla bazı bonuslarınız var. Henüz gelmedi ama oradan bir rakam alacağız. Artı önümüzdeki senede bu belirlediğimiz hedefi gerçekleştirebilirsek çok daha ciddi rakam kazanma şansımız var. Eğer. Evet orada çok daha ciddi rakam var. Hatta Şampiyon Ligi'nin şampiyonluk bonusu 1 milyon euro. Çok ee, iyi bir para. Çok iyi bir para. Evet, yani, yani bizim o, için bizim evet. bir seviyemizdeki bütçe olarak takımlar açısından çok müthiş bir para yani. Ama tabii orada Şampiyonlar ligi lig formatında bir organizasyon olmadığı için yani orada öncelikli olarak ilk grubu geçmeniz lazım. Şampiyonlar liginde şöyle bir risk var. Aralık ayında belki e, Şampiyonlar liginden elenmiş olacaksınız. E, i̇şte grupta dördüncü olursanız orada işte bir çift ev ve lig gibi bir format evet. yok. E, dolayısıyla şimdiden şampiyon olacağız. Tabii ki biz bunu hep büyük hayaller kuracağız gerçekleştirmek için ama çok da kontrollü gidip bir şekilde hep şey olmamız lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. O zaman transferlere geçiyorum. Evet yavaştan artık evet. geçebiliriz. Ee, şimdi yabancı transferlerinde bir e, kan kaybının olduğu düşünülüyor. Yani e, bu tabii genel yorumlar yapılan yorumlar. E, Bos tarici yabancı bir oyuncumuz geçen seneden e, bu seneye yok. Evet. Ve e, bir ...bu kadro istiklali konusunda bize bir sıkıntı yaratır mı? Ee, bunun... E, ...bu seneye etkileri neler olur? Ve e, yeni yabancı transferleri hakkında... E, ...bir görüşünü alalım abi. Ee, tabii orada şeyden, Kerem'den de birkaç konuda belki şey yapabilirim. E, destek alabilirim. O da çünkü en az benim kadar e, meraklı Kesinlikle, ve ben. çok fazla izliyor, Sen. takip ediyor. E, şimdi öncelikle geçen seneden evet sadece Boz kaldı. Orada... Tutmak istediğimiz oyuncu var mıydı? Önce oradan başlayayım isterseniz. Hatta bir sorumuz da şuydu. En üzüldüğünüz, tutamadığınız oyuncu kimdi diye böyle de bir soru evet. şey yapalım. Ya da en çok uğraştığınız diyeyim, üzülmek <laughs> evet. demeyeyim ama en çok uğraştığınız tutmak için ama olmayan. Yani aslında orada e, sonunda üzülmüyorsunuz çünkü e, sizi tercih etmeyen ya da başka başka bir düşüncesi olan bir oyuncunun takımdan ayrılması bence daha pozitif. E, takım oluşumu açısından. Orada sadece geçen seneden tutmak istediğimiz oyuncular konusunda bilgi verebilirim. Carrie Blackshear'ın devam eden bir kontratı vardı. Ama Carrie Blackshear sezon sonu itibariyle çok ciddi birkaç teklif aldı. İlk önce Japonya'dan sonra da Euroleague'den birkaç teklif aldı. Carrie Blackshear'ın devam eden kontratında da aslında 10 Temmuz'da bizim, 13 Temmuz'da onun çıkış maddesi vardı. Belli bir rakam karşılığında. Ee, orada açıkçası ufak bir satranç da oynandı aramızda. Ee, sonuçta önce biz o çıkışımızı kullanmadık. Orada bir riske de girdik çünkü onun yerine Angela Colearo ile anlaşmıştık. Ee, neyse ki orada o riski aldık ama sonunda e, o riski aldığımıza değdi. Ve Carrie Blackshear'dan bir bonservis bedeli kazanarak e, yollarımızı ayırdık. E, daha sonra muyuz? Ee, 60 bin dolardı 60 Carrie Blackshear'ın çıkışı. E, Blackshear'dan öyle bir bonservis bedeli geldi kulübümüze. Keriblekshire'ın eee hedefi ya da düşüncesi bu yönde oldu. E, Japonya'yı tercih etti. Evet. Bana göre de tartışılır bir karar. Çok Ama bir bazen oyuncular e, böyle kararlar alabiliyor. Buna da saygı duymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü e, bence şunu tercih etti. Keri ile birebir bunu konuşmadım. Menajeriyle konuştum. Bence şunu tercih etti. Daha rahat bir e, ortam. Evet eee belki finansal olarak daha ciddi bir rakam. Artı işte Avrupa, Japonya'da işte Güney Kore'de şu anda çok e, ciddi popüler ligler var. Avrupa'daki kadar seyahat, Avrupa'daki kadar antrenman, ya. Avrupa'daki kadar zorlayıcı fikstür yok. Keriblekşiir bence onu tercih etti diye düşünüyorum. E, eee Keriblekşiir'in ayrılması bizim gözümüzden netleştiğinde e, o pozisyona Ancelo Colearo'yu transfer ettik. Ancelo Colearo ile ilgili fikrimi söylemem gerekirse bence Ancelo Colearo şu anda bizim ligimizin ve basketbol şampiyon liginin en değerli e, dört numaralarından bir tanesi. E, orada tabi Angelo Colearo'yu Banvit'teki dönemde de e, anlaşan bir yönetici olarak e, Angelo Colearo'yu çok iyi tanıyorum ve Maccabi'de yaşadığı süreçle kıyaslamak gerekirse orada 4 numara olarak daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Maccabi'de hayatta kalmak için 3'e kaymak durumunda kaldı. Eee Maccabi'deki kariyeri boyunca genelde 3 numarada oynadı. Ama ben 4 numara olarak bu seviyenin çok önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. geçen seneden Melo Trimble sonuçta orada tamamen rakamsal olarak Çin Ligi'ne çok Ligi üst bir teklif aldı, çok ciddi bir teklif aldı ve Çin Ligi'ne gitmeyi tercih etti. O geçen sezonun sonunda aslında belliydi ama galiba resmi açıklama yakın zamanda yapıldı. Melo Trimble'ı tutmak ister miydik? Evet isterdik ama hiç o aşamaya gelmedi iş. Zor bir soru sorayım mı burada? Tabii ki, tabii Bizim ki. var mı? Melo'nun performansının Çin teklifini aldıktan sonra düştüğü konusunda çok fazla açıkçası yorum yapıldı. Evet. Buna katılıyor musunuz Turgay abi? Yani ben genelde hep çalıştığım beraber iş yaptığım insanlara çok iyi niyetle bakarım çok güvenirim sonunda bu güven boşa çıkarsa tabii ki bir sıkıntı yaşarsınız belki ama güvenmeden de çok iş yapılmıyor açıkçası ben hiç aklıma bile gelmedi Melo Trimble'ı karakter olarak da tanıdığım kadarıyla hiç böyle bir teklif ben kendim biraz sakınayım gibi bir düşüncesi olmadı belki konsantrasyon anlamında bir şey olmuştur ona, eksisi olmuştur ama onun dışında bilerek, isteyerek böyle bir performans düşüşü olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası. Zaten Melo çok istikrarlı bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Belki o döneme denk geldi diye düşünüyorum ama Melo niyet olarak ve şey olarak yani sonuçta bu takıma bağlılık olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık geçen sene. Onun dışında Isaiah Cannon'la devam etmek ister miydik? Evet isterdik. Isaiah Cannon çok önemli bir oyuncu. Ama geçen sene Isaiah Cannon nasıl fırsat transferi olarak bize geldiyse bu sene de öncelikli hedefi Euroleague'de kalmak oldu. Hep irtibattaydık, hep Isaiah Cannon'la çok iyi ilişkiler içerisindeydik. Hem biz hem taraftarımız hem camia. Ama neticesinde bir Euroleague takımını tercih etti. Hem rakamsal olarak hem de Euroleague'de oynama isteği olarak. Bu şekilde aslında e, gidenleri tamamladık gelenlere başlayalım ama isterseniz Turgay abi bir yerlilerden başlayalım istiyorum ben çünkü e, yerliler konusunda çok çok de aldınız bu sene için zaten e, sorulara da baktıysanız görmüşsünüzdür Turgay abi hani bu konuda e, ya özellikle mesela şu çok söylendi ya Antep veya Bursa mesela bizden daha iyi bir yerli rotasyonu kurdu daha düşük bütçeye deniyor. Hani o doğru mu bilmiyorum. Bunu da burada tabii sorabiliriz. Siz mutlaka biliyorsunuzdur oyuncuların piyasasına kaça imza attıklarını. Yani eleştirilere genel anlamda da girersem aslında biraz daha açayım. Mesela Yunus Emre son sırma transferiyle alakalı bayağı bir eleştiri geldi. Yani neden geldi aslında? Şöyle diğer alternatiflerle insanlar kıyasladığında yani kimler mesela hatta not da aldım. İşte Berkurlu, Kenan Sipahi, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy gibi birçok bu, dönemde önemli gard boşa çıkmıştı. Biz Yunus Emre'yi değerlendirdik. Ve hatta burada işte herkes şeyi soruyor. Hani bu kadar erken girdik yerli transferin ki zaten daha önce de hep en büyük eksiğimiz belki de yerli transferin hep geç kalmamızı. Geçen sene bunu yaşamıştınız. Hani erken girdiğimiz bir yerli transferinde biz niye mesela Yunus Emre'yi ya da işte Mahir Ava'yı Tercih ettiği gibi. Mayrava konusunda da işte Ahmet Düveroğlu, ondan sonra Musin Yaşar, e, gerçi e şey, Fenerbahçe'ye gitti belki çok daha zordu ama Samet Geyik e, gibi isimler niye olmadı diye şikayetler vardı. Ya da 3 numara transferinde Erkan Çokça, Galatasaray'la biliyorsunuz yazıldı insanlar istedi Erkan'ı alalım diye. E, sanırım sene başından beri en çok ilgilendiğimiz iki oyuncu Egean Arne ve Buğrahan'dı. Onlara da bir değinebilirsiniz. Yani yerli transferini genel olarak bir değerlendirebilirsiniz. bu tercihler nasıl oluştu ve hani eleştirilere de bir cevap niteliğinde olursa iyi olur bence. Yani aslında bu biraz tuzak da bir soru. Yani şöyle tuzak. Sakın yanlış anlamayın. <laughs> Yok hiç <canım>, Severim tuzak. <laughs> Yok şöyle tuzak. Benim kendi adıma tuzak. Çünkü işte biraz önce tercih etmediğiniz diye bahsettiğimiz isimlerin hepsi benim çok sevdiğim normal hayatta görüştüğüm hatta beraber çalıştığım isimler de var aralarında. Ee, o yüzden yani çünkü bu soruya cevap verirken belki kıyaslama da yapmak gerekebiliyor evet. bazı durumlarda neden tercih ettiğimiz kısmında o yüzden ben bu soruya genel bir cevap vereyim ee, kimseyi de işte bize göre zayıf yönlerini çok fazla konuşmadan evet. e, genel bir cevap vereyim yerli transferinde şöyle isteyip de alamadığımız yani çok açık ve net olarak isteyip de alamadığımız tek isim var yerli transferinde Burhan Tuncer ee, Burhan Tuncer evet konuştuk Kendisi de çok rahatlıkla dile getirdiği için bunu da çok rahat Hı. söyleyebiliyorum. İyi bir Galatasaraylı Burhan. Evet. Konuştuk. Da çok önemli bir tribün figürü. Zaten. Evet. Çok da benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Konuştuk. Hatta yönetim bazında da görüşmemiz oldu. Ama neticesinde Burhan kendisine farklı bir yol seçti. Ee, olabilir miydi? Evet olabilirdi ama bunun nedenlerini çok açmakta e, şu anda Burak'ını da ateşe atmak istemiyorum açıkçası İyi de bir Galatasaraylı olduğu için böyle bir tercihte bulundu. Umarım e, kariyerin devamında da başarılı olur. Umarım günü geldiğinde o da Galatasaray'a hizmet etmek için gelir ve bunu da çok ister diye düşünüyorum. E, dediğim gibi orada isteyip de alamadığımız tek oyuncu Burak'ın Egean Arna'dan bahsettiniz Egean Arna e, tabii ki transfer sezonunda bütün oyuncuların durumunu menajerleriyle e, oyuncuların düşüncesiyle beraber araştırıyorsunuz. Egean Arna'da da ama hiç bu teklif boyutuna gelmedi. Çünkü Egean Arna Anadolu Efes'te oynamak istedi. Anadolu Efes Egean Arna'yı istedi. Dolayısıyla teklif boyutuna gelmedi. Diğer saydığınız isimlerin hiçbiriyle de ciddi anlamda ilgilenmedik. Orada bizim guard pozisyonunda tercih ettiğimiz isim Yunus Emre Sonsırma oldu. Buran Tunceri alsaydık da Yunus Emre Sonsırma yine olacaktı. Burhan Tuncer'i alsaydık sadece yabancı formatında ufak bir değişiklik yapmak istiyorduk. Yani üç tane kısa yabancı değil belki oraya iki kısa yabancı ile geçecektik. Ama Yunus Emre son sırma en başından beri bütün formatlarda vardı. Neden diyeceksiniz? Çünkü Yunus Emre son sırma bence e, ligimizin hedef takımları için çok önemli bir oyuncu. Yani çünkü bunu sadece oyuncu özellikleri olarak değerlendirmek çok doğru değil. Oradaki rotasyondaki rolü, e, süresi, işte kimleri yedekleyeceği falan gibi birçok aslında şey var. Buna bakacağınız parametre var. Onların hepsinde de Yunus Emre Sonsırma hem Andreas Pistoelisin hem de bizlerin gerçekten çok istediği ve ilk olarak almayı istediğimiz oyuncuydu. Yunus Emre Sonsırma'nın bence şöyle bir özelliği de var. Yunus Emre Sonsırma çok iyi bir takım oyuncusu. Aynı zamanda da çok iyi bir rotasyon oyuncusu. Hem savunmada hem ucumda faydalanabileceğiniz bir oyuncu. Dolayısıyla ben o konuda herkesin içinin rahat olmasını e, istiyorum. Yunus Emre sonsuruma bize çok faydalı olacak. E, taraftar gözünde de sonuçta bu eleştirilerden çok kısa zamanda ben e, sıyrılacağına inanıyorum. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Biz maddi sebeplerle çeşitli yerli oyuncuları alamadık değil aslında bizim tercihlerimiz e, Mahir Ağva veya Yunus Emre oldu diye mi ee, Şöyle e, Yunus Emre sonsurmayı zaten anlattım. Hı -hı. Yunus Emre sonsurma bizim her türlü maddi şartta da zaten Alacak istediğimiz yanlıştır. bir oyuncuydu. Hava ile alakalı da e, Hava'nın ismi yani bir süre sonra geldi çünkü onun devam eden bir kontratı olup olmadığını bilmiyordum açıkçası. Mayrava'nın ismi gelince de çok kısa sürede biz Mayrava'da karar verdik. Orada çünkü 3 e, tane yabancı uzun oyuncu almayı zaten planlıyorduk. Oradaki rotasyonu oluştururken en uygun ismin Mayrava olduğunu düşündük. Biraz önce sorduğunuz maliyet mi yoksa tercih mi kısmına gelecek olursak da tabii ki maliyeti de göz önüne aldık. Biz çünkü Türk oyuncu transferine ilk başladığımız anda hep kadromuzdaki Türk oyuncuları da düşündük. Yani sonuçta orada da belli bir denge kurmak durumundasınız. Sonuçta bir oyuncuya Türk oyuncu piyasasında rakamların çok arttığına da göz önüne olarak bir Türk oyuncuya bir teklif vermeden önce kadromuzdaki oyuncuları bir da o noktaya çekmeniz lazım. O anlamda tatmin etmeniz lazım. Bunları da düşünerek e, bu transferleri gerçekleştirdik. Diğer e, Türk oyunculardan bahsetmek gerekirse de 3 e, numara pozisyonda Muaymin Mustafa ile anlaştık. Muaymin bence geçen seneki Sadık Emir kabaca transferi gibi görüyorum Muaymin'i. Muaymin çok ciddi potansiyeli olan ve bu potansiyelini artık bu seneden itibaren Türkiye'de de e, sergileyebileceğini düşündüğümüz önemli bir oyuncu. Sonuçta yine kadro yapımızda 3 numarayı Türklerle geçmek gibi bir durum var. Hı hı. E, yine geçen senek gibi 3 yabancının beraber oynadığı format da olacak ama... E, ...üç numarada Gökse'nin, e, Kök ve Muayim Mustafa gibi çok önemli iki tane oyuncumuz var bence. Onlar da orayı e, gel, e, ben e, onlarla beraber geçebileceğimizi de düşünüyorum. Onun dışında bir de Sinan Sağlam'ı oraya e, ilave ettik. Sinan Sağlam da bence sahanın iki tarafında oynayabilen ve... Türk oyuncu rotasyonunda çok ciddi katkı verebilecek faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben Sinan Sağlam'ı uzun zamandır her takımında isterim çünkü sağın iki tarafında oynayabilen oyuncu gerçekten çok kıymetli oyuncu. İki numaraya gelecek olursak orada Türk eklemem sadece Sedat Ali Karagüllü oldu. Bu da galiba eleştirildi bu tercihimiz. Sedat Ali Karagüllü ile ilgili durumda da şu kadroya tekrar başa dönmek gerekirse bir numara pozisyonda şu anda e, Dibos, Yunus Emre son Sırımı ve Egetan Yıldız olduğunu düşünüyoruz. Egetan'ın da önümüzdeki sene takımda bir rolü olacağını ve daha fazla süre katkı, katkı, vereceğine ben gerçekten çok inanıyorum. Hı -hı. Şu anda da U U18 Avrupa Şampiyonası'nı takımın lideri rolünde iyi de geçiriyor. Bir tane kötü İspanya maçı oldu ama sonra hemen toparladı. Hı -hı. Önümüzdeki sene gerçekten onu da ondan da faydalanmak istiyoruz. 2 ee, numara pozisyonda da orada Acarşen diye bir genç bir oyuncumuz var. Acarşen ile ilgili önümüzdeki sene TBL'de e, kiralık olarak gitmesi yönünde hem bizim hem onun e, böyle bir isteği var. E, açıkçası daha iyi olacağını düşündüğümüz için oraya da yine rotasyonda Sedat Ali Karagüllü'yü tercih ettik. Sedat Ali Karagüllü benim Bandırmadan, e, Banvit'ten tanıdığım bir oyuncu. Ona da bu şansın verilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Belki de kendi pozisyonunun en atlet Türk oyuncusu olması. Dolayısıyla bir şans veriyorsanız bir oyuncuya onu da bir, bir şey görmeniz lazım. Sedat Ali de fiziksel olarak, atletizm olarak gerçekten bence o pozisyonun Türkiye'de e, en iyisi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bu şansı değerlendirir ve e, katkı verir diye umuyorum. Okey. Herhalde Türkleri aslında tamamladık. Ben istersen yabancıya yabancı yabancı yabancı... geçebiliriz. Tamam. Şimdi burada aslında yani kadro kurgusuna da biraz bir arada bakmak lazım. Sadece yabancı Türk diye ayırmadan. Ee, şimdi yabancılarda önce bir uzunlardan başlayalım. Ee, uzunlarda Reymar Morgan, Angelo Calairo tercihleri ve Cehaeva Floyd. Ee, şimdi burada da aslında şu noktada belki biraz eleştiriler geldi. Şimdi Cehaeva Floyd'un e, Euroleague takımlarında belki biraz daha böyle 15 dakikalık rol oyuncusu e, kıvamında e, sürü alan bir oyuncu olduğu e, Raymar Morgan'ın geçen sene sakatlığından ötürü sadece iki maça çıkabilmiş olduğu asbelde... ...ve hani 34 yaşına da gelmiş bir oyuncu. Hani sakatlık sonrası nasıl döneceği e, şüpheli gözüyle bakılan bir oyuncu. E, onun dışında Angelo Calairo da... E, ...siz zaten açıkladınız duruyor ama baka hani bir de son dönemi çok iyi geçmemiş olan... E, ...o da geza yine 33 yaşına gelmiş olan e, bir oyuncu. Şimdi bu üç oyuncuyla alakalı alakalı... E, siz nasıl şey yaparsınız an, anlatırsınız hani bu eleştirilere ne diyorsunuz bir de tabi undersize kaldığımıza dönük de ciddi e, şeyler var hani en uzun oyuncumuz Mayra Ava sanıyorum 2 Sadık, ee, var. Sadık, var Bilmiyorum. bir de tabi Sadık'ı unuttuk ee, Sadık artık hani eskiden kaldığı tabii. için o şey yapamadı yenilere girince tabi bir de Sadık var e, Sadık'ta Sadık da 2-10 falan herhalde. 2-9. Uzamadıysa yakın zamanda. 2-9. <laughs> uzama ihtimali uzun uz uz ihtimali var. uzun zamandır <laughs> göremiyorum kendisini. Milli takımlarda olduğu için. Belki uzamıştır. Yok tabii yani orada e, undersize kısmı, ta kısmı tabii biraz şey... E, yani onu biraz e, yoruma bağlı değerlendirebileceğiniz bir şey. Çünkü sonuçta ne kadar büyüseniz takımın tavanı da o kadar yükseliyor gibi bir durum bence yok. Ama e, Cahil ve Floyd'dan başlamak gerekirse bence Cahil ve Floyd e, çok önemli bir potansiyel. E, en son İsrail'de, Galil Dilboğa'daki sezonunda neredeyse İsrail Ligi'ni ne, Kerbil ile beraber domine etmiş bir oyuncu ve sonra da sonuçta Euroleague radarına girmiş bir oyuncu. Geçen sene de iki ayrı Euroleague takımında geçirdi. E, Cahil ve Floyd bence bu sene e, sonu itibariyle tekrar e, oradara radara gireceğini düşündüğüm çok önemli bir potansiyel. Eee Floyd evet belki undersized bir 5 numara olabilir ama e, istatistiksel olarak da gerçekten çok farklı şeyleri çok iyi yapabilen bir oyuncu. Mesela e, şeyde Yunanistan'da oynadığı sezonda bir maçta 6 bloğu var. Hmm. Bir maçta 7 bloğu var. Hem İsrail hem Yunanistan'da blok lideri bildiğim kadarıyla. Evet yani şeyde İsrail'deki sezonda Maccabi'ye karşı final serisinde 3 tane blok var ki ben bunu çok uzun zamandır ne Türkiye'de ne Avrupa'da bu blok rakamlarını çok fazla görmedim. Orada e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir 10-15 sene önce Konya'da oynayan bir yabancı vardı Sean Williams diye evet. problemli bir evet. oyuncu sen de tanırsın. Evet. Bir onu görüyordum ben 6-7 blok ki 6-7 blok hakikaten çok enteresan evet. rakamlar. Dolayısıyla Javi Floyd undersize olmasına rağmen atletizmiyle bunu kapayabilen bir oyuncu ve bence bu sene çok daha kıymetlenebilecek bir oyuncu. Cihay ve Floyd özelinde bir soru daha sorabilir o zaman? Çünkü bu da çok konuşuluyor. Ee, Cihay ve Floyd'un field goal yani işte saha içi isabet oranı en yüksek oyunculardan bir tanesi. Evet. Fakat bunu aslında biraz negatif anlamda da e, kullanılıyor. Bu çünkü Cihay ve Floyd'un e, sayı üretme e, şekli pot altında topla buluştuğu anlarda ve çoğu zaman smaçla e, ya da Alev, işte alevip takip smaçları bu tarz. Şimdi Türkiye'de de belli bir aritmetik var aslında. Beş yabancının e, olduğu ve bu beş yabancıdan aslında maksimum e, skor katkısını ya da maksimum katkıyı alıp almanız çok değerli. Şimdi Jay Floyd'un özellikle skor yönünün e, biraz zayıf olması ya da skor üretme potansiyelinin e, şekillerinin biraz e, zayıf mı diyeyim ya da çok çeşitsiz olmasını diyeyim. Biraz insanları bence şüpheye düşürüyor. Yani biz bunu mesela Amil Jefferson transferinden sonra da yaşamıştık bir önceki sene. Ee, şimdi Floyd ne kadar lig için uygun bir oyuncu konusu bence biraz e, insanların da gözünde soru işareti. Bu konuda ne söylemek istersiniz Turgay abi? Şimdi dediğiniz konuda yani sonuçta belli bir kısıtlığı oldu. Yani belli bir limiti oldu. Tabii ki doğru yani sonuçta Cahit ve Floyd tepeden topu alıp işte oynayan ya da kendisi yaratan bir oyuncu değil. Orada sadece e, göz önüne alınmayan, bizim takip ettiğimiz, gözlemlediğimiz zaten işimiz gereği de yaptığımız bir şey var. CYF Floyd'un aslında yakın mesafe şutu, e, işte bir dribbling potu, bu tarz özellikleri de var. E, ki bence bu Andreas Pistolli'si de bu sene daha çok ortaya hmm. çıkabilir çünkü o da uzunların e, biraz sorumluluk almasını tercih eden bir koç. Bu çıkabilir. İkincisi de bizim zaten üç tane çok yaratıcı kısamız var. E zaten bu kısalar e, belli o top paylaşımında, belli pozisyonları, belli sorumlulukları üstlenecekler ve Jai ve Floyd'u da belki biraz önce anlattığı şekilde kullanmak bizim açımızdan daha faydalı Aynen. olacak. Artı içeride zaten her şekilde skor üretebilen bir Reimer Morgan var. E, onun dışında yine bence hem içeriden hem dışarıdan uzun rotasyonda skor anlamında katkı verecek Ancelo Collaro var. Jai e, ve Floyd çok gelişme açık, çok eğitimli yakın zamanda da onunla bir yemek yeme şansımız oldu. Summer Ligi takip etmek için Amerika'daydım. Orada bir yemek yedik onunla da. İşte kitabı olan gerçekten evet. kitap yazmış bir oyuncu. <laughs> kitabı olan çok entelektüel, çok fazla gelişme açık, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Andreas'la da çok sık konuşuyorlar, çok fazla paylaşım içerisindeler. Bence önümüzdeki sene taraftarında çok seveceği ve Kariyer anlamında da bir atımı atabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tam buradan Morgan'a girelim o zaman. Morgan. Hatta biz böyle kadro planlamasını konuşurken ben açıkçası şöyle düşünüyordum: Hı. Morgan eğer sağlıklı bir durumdaysa, ben Morgan'ın belki de hani 6. yabancı olarak düşünüldüyse bile ben kadroya daha girme ihtimali olan bir isim olarak görüyorum. Çünkü karşı yakadaki Morgan, hani eski Tofaş'taki Morgan izlediğimiz Rusya'daki Morgan çok özel bir oyuncuydu gerçekten. E, Morgan'ın şu anda sakatlık durumu nedir? Ne durumda Morgan? E, onu sizden de duymuş olun. E, Raymar Morgan dediğiniz gibi çok önemli bir oyuncu, özellikle bu seviyeler için e, belki de işte maçı sezonu değiştirebilecek yetenekte de bir uzun. Aslında şeyden beri e, gençliğinden beri işte o 19 Amerika Milli Takımı'nda da. E, sorumluluk verilen e, çok değer verilen bir oyuncuydu. Sonrasında da hep e, Euro Cup, Şampiyon Ligi, Eurolik seviyelerinde hep e, o takımların önemli e, oyuncusu olmayı başardı. Geçen sene de e, bu güzel sezonların üstüne bir Eurolik transferi yaptı. Geçen sezonun başında belinde bir kronik bir sakatlığı vardı Ibrahimar Morgan'ın ama bir şekilde idare etti. Geçen sezon başına bir ameliyat oldu bu sakatlığından dolayı. Mart ayında da sağlıklı olarak döndü. E, ama orada şöyle bir durum oldu geçen sene Asfeld'e. Biz Mart ayından beri aslında Reimer Morgan'ın hmm. sağlık durumunu takip ediyoruz. Hatta... istemişiz Bunu da duydum. Geçen sene de galiba bir... Jordan Morgan'du. O. Ha Jordan Morgan. Jordan <laughs> tamam, Morgan. Okay. Bu sene Konya transfer olan. Raymar Morgan geçen sene hazır değildi. Ama Mart ayından itibaren takımla beraber antrenmanlara katıldı. Geçen sene Asfeld'e neden sadece bir maç oynadı? Çünkü Mart ayından sonra takıma döndü. Asfeld'e... Geçen sene ciddi bir uzun rotasyonu vardı. işte. Ee, lütfen sen de eksik kalırsam tamamla. James Gist'in olduğu, e, Ben Beaman'ın olduğu. Yani 6-7 evet. oyunculu bir rotasyon vardı Asfeld'de. Onlar ve tercih etmediler. Bu onlar işte Mart ayından sonra bu rotasyonu bozmak istemediler. Hı -hı. E, ve dolayısıyla Rayman Morgan geçen sene sadece bir maç oynadı ama bütün takım antrenmanlarında yer aldı. Ve hatta e, bize e, takım antrenmanlarının videosunu çekip gönderdiler. Onları izledik. Gayet sağlıklı. Hatta şeyde de hiçbir tereddüt olmadı. Ee, Reimer Morgan'ın sözleşmesinde biz bir özel maddeyle nüksetmesi durumunda bize hak tanıyan bir e, parantez açtık. Ona da hiç itiraz etmedi. Çünkü şu anda gayet sağlıklı. Ve şu andaki Reimer Morgan'ın tek düşüncesi tekrar Reimer Morgan ismini bir şekilde o basketbol piyasasında yine eskisi gibi yani öne çıkarmak. Evet. geliyor aslında. Altıncı yabancı kısmına gelecek olursak da şu anda kadroda kimseye altıncı yabancı gözüyle bakmıyoruz. Bakmayız. Sonuçta orada 6 tane yabancımız var. Kim daha iyiyse o günkü maçın kurgusu, o günkü sistem neyse o oynayacak. Andreas'ın düşüncesi de böyle. Oyuncularla konuşurken oyunculara da bunu dile getirdi. Dolayısıyla şu anda bütün oyuncular 6 yabancılı bir takıma ve Türkiye Ligi'nde işte 5 tane yabancının olduğu bir düzene geldiklerinin farkındalar. Kolayar'ı konuştuk aslında birazcık ama gene de bir kez daha ben bir sözü atayım size. Kolayar'ı konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani Makabi'deki bu performans düşüklüğünün sebebi daha üçe kayması mı? Zaten çok az top kullanabiliyordu bu arada geçen senelerde. Hani bakıyorsun mesela üçlük yüzdesi düşmüş gibi gözüküyor ama maça bakıyorsun zaten adam bir tane deneme yapabilmiş. Yani şey gibi değildi hiç. Bamvit'te oynadığı, Büyükçekmece'de oynadığı Kolayaro'yu göremedik biz geçen sene ya da daha önceki senelerdeki Makabi'deki Kolayaro'yu. Ee, siz bundan ötürü mü Kolejaro'nun performansının düştüğünü düşünüyorsunuz Turgay abi? Ee, yani evet Kolejaro aslında işte ilk önce Türkiye'de çekmece sezonu, ondan öncesinde iki sezon Almanya'da çok iyi sezonlar sonrası Banvit'e transfer olmuştu. Ee, Banvit'te de çok iyi sezon geçirdikten sonra sonuçta bir Euroleague radarına girdi ve Maccabi'ye transfer oldu. Maccabi'nin onu transfer etme sebebi 4 numara olarak çok değerli bir oyuncu olmasıydı ama Maccabi'de 4 numara olarak hayatta kalamadı Kolearo. Hatta ilk gittiği sene bir gönderilme durumu söz konusu oldu orada bir karşılıklı bir hoşnutsuzluk vardı ama sonrasında Makabi onu 3 numara olarak değerlendirdi ve 3 numara olarak bir şekilde Euroleague rotasyonunda kaldı İşte. CSKA'ya karşı oynarken Clyburn'u tutan oyuncu. Evet. Onun dışında bu rotasyonun bir parçası olarak değerli bir ekleme oldu Maccabi'ye. Ama değerli olduğu alanda bence Maccabi'de çok değerlendirilmedi. Yani dört numara pozisyonda. Sonuçta biz Angela Colliaro'nun bu Keriblek Blackshear'ın durumunu gördükten sonra bir dört numara arayışına girdiğimizde Angela Colliaro'nun makabiden onun da kontratı vardı aslında devam eden bir kontratı Maccabi'de. Böyle bir ihtimal olduğunu görünce hiç işte tereddütsüz Angela da 4 numara olarak karar kıldık. Ve ben biraz önce de söyledim orada bence bu seviyenin en değerli birkaç oyuncusundan biri olduğunu düşünüyorum 4 numara pozisyonunda. Uzunları kapatmadan şu malum soruyu soracağım. Gene çok gelen bir soru. Ee, uzun rotasyonuyla alakalı herkesin kafasında bir korku var, foul hmm. problemi. Hmm. Çünkü Cihal ve Floyd de kolay foul problemine giren bir oyuncu. Sadık geçen sene birçok kez kolay foul problemine girdiğini görmüştük. Ee, onun dışında Reymar Morgan'ın da foul problemine girdiği çokça maç hatırlıyorum karşı yakadayken de. Ee, şimdi böyleyken biz bir foul problemi yaşayıp, e, ki Mahir Ava da keza hmm. yine buna potansiyel olarak açık bir oyuncu. Ee, sıkıntı yaşar mıyız bu konuda? Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? <laughs> Şimdi orada tabii yani sonuçta yani o konuya aslında şöyle cevap vereyim. Böyle bir sıkıntı yaşayabiliriz ama bu sıkıntı sadece bizim için değil bence herkes için var. Yani geçen yani 18-20 milyon dolar bütçeli takımlarda bile sonuçta faul problemleri ya da sakatlık problemleri o hedefleri sekteye uğratabiliyor işte. Geçen sene işte yan vesileyi Fenerbahçe'den çıkardığınız zaman... Sonuçta bir problem var. Dolayısıyla her şeyi tam olarak yapmanız çok mümkün değil. Yani kısa rotasyonunda da şimdi belki o da soruların içinde vardır. İşte Dibos dışında bir tane gelecek. Evet evet. Dominans. Dominans ve bir numaramızın olmaması, <laughs> bir yaratıcımızın olmaması falan ama sonuçta belli bütçeniz var, belli oyuncular alabiliyorsunuz. Tabii ki bu riskler var. <laughs> ama ben uzun rotasyonumuzda şu anda Main oyuncu olarak 5 tane oyuncuyu saydık Sadık Emir Kabaca ile beraber. Orada bir tane de e, genç bir oyuncumuz olacak belki 1 ya da iki tane. E, geçen sene bizim pilot takımımızda oynattığımız Efe Vatan isminde. Bir tane Berke Çebi isminde yine altyapımızdan çıkan bir oyuncu var. Onların da sürpriz katkılar verebileceğini düşünüyorum. Orayı 5-6 oyuncuyla ben e, idare edebiliriz geçebiliriz diye düşünüyorum. Biraz önce aklımdaydı. istiyorsanız e, buna paralel bir şey daha söyleyeyim. Bu kadroyu oluştururken biraz yaşlardan da bahsettik çünkü. Açıkçası bu Şampiyon Ligi'nin formatı da bizim kadro kurma aşamasında hı hı. E, etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü Şampiyon Ligi'nde işte Euro lig gibi 30 maçlık bir lig e, maratonu oynamıyorsunuz. İşte ilk grupta e, 6 tane maç 6 oynuyorsunuz. Var. Bu 6 maç sonunda grupta birinci olursanız direkt ikinci gruba kalıyorsunuz. Biraz daha tecrübeli. Bu evet, da çok gelen bir soruydu bu arada. Çok yaşlı bir kadro mu olduk evet. sorusu. biraz daha yaşlı ama tecrübeli ve sonuçta ne yapacağını daha iyi bildiğimiz oyuncular tercih etmemizin bir sebebi de Şampiyonlar Ligi formatı. Hatta şöyle bir e, o soruyu bu şey, şu şekilde aldık. E, ya daha önce yaptığımız transferler genelde bizden Euro Lig'e geçiş transferleri yani oyuncuların böyle bir kariyer planlaması şeklinde ol, oluyordu. Fakat şimdi biraz daha böyle EuroLeague'den çıkış gibi e, ...algılanıyor bu transfer stratejisi... ...bu strateji sadece bu seneye özel mi... ...yoksa artık böyle tamamen... ...tecrübeli... E, ...transferler mi gelecek... ...artık bundan sonra bu stratejiyle mi ilerleyeceğiz... Bence her sezonun kendi özelinde bir şey var, hikayesi var. Basketbolda özellikle yani futboldaki gibi uzun süreli kontratlar çok basketbolda geçerli olmadığı için her sezonun kendi özelinde. Biz bu seneyi tamamen Şampiyonlar Ligi'nde nasıl en oynarız? Türkiye Ligi'nde nasıl geçen senek gibi yarışmacı oluruz? Nasıl geçen senek gibi sonuna kadar gitme şansı elde ederiz? Tamamen böyle planlayarak bir kadro oluşturduk. Dolayısıyla bunda Şampiyonlar Ligi'nin formatı Nispeten az maç oynayacak olmamız da etkili oldu ama bu böyle bir genel bir e, düzen genel bir yapı değil e, tamamen bu sene özelinde biz en iyi yapabileceğimiz kadro olarak e, bu tarz seçimler yaptık. Anladım yani bu uzun e, soluklu bir şey değil yani strateji Tabii değil ki en de, azından şimdilik dediğim anladığım. Dediğim gibi o. her senenin kendi özelinde bir hikayesi var bu senenin hikayesi bence bizim adımıza e, bu şekilde gelişti. E, şey konusuna gelecek olursak da yine bu takımdan da EuroLeague radarına girecek EuroLeague yolcusu oyuncular çıkabilir. Yaşları ne olursa olsun bu konuda da <laughs> inanın öyle düşünüyorum. <laughs> okay. Kısa rotasyonuna giriyorum tamam. yavaştan. Aslında evet en önemli sorulardan bir tanesini Turgay abi kendisi kendisine <laughs> sormuş gibi oldu. <laughs> ee, ya burada Bost, Enis ve Angelo var. Onun dışında e, Yunus Emre son sırma. Tan ama Tan tabii daha hani yaşça küçük ve bu anlamda e, kötü anlamda söylemiyorum ama tecrübesiz üst seviye için e, ve bunun dışında Sedat Ali var ki Sedat Ali de hani üst seviyede bir Beşiktaş macerası oldu ama orada da pek e, artık koşlamayı geçinemedi ne oldu bilmiyoruz ama çok iyi bir dönem geçirmedi ve ikinci lige gitti e, şimdi burada Bost dışında güvenilir bir top yönlendiricisi e, bir oyun kurucu bir e, işte handlingci net olarak sanki göremiyoruz ee, bu konudaki e, düşünceniz nedir? Yani burayı nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Yani ben açık söyleyeyim mesela Brian Angelo'yu e, beklediğim bir transfer değildi. Ben daha bir buçuk net bir bir buçuk transferi bekliyordum orada. Geçen seneki kurguyu da devam ettireceğimizi e, düşünerek. E, fakat Brian Angelo geldi. Yani Brian Angelo'nun da aslında İsrail macerasını izleyenler bilir ki e, kötü bir yönlendirici de değil aslında. Oyun kuruculuk yetileri de evet. olan e, işte uzunlarla ikili oyunları gayet iyi oynayabilen. Ama yine de buradaki hani nasıl söyleyeyim, tavanı belli olan bir oyuncu. Yani çok da üst bir şey beklemesin kimse. Hani bir ne bileyim bizde mesela Aaron Harrison gerçekten adam baya baya oyun kurucu gibi oynuyordu. Ama şimdi ben Brian Angelo'dan böyle bir performans mesela alabileceğimizi çok düşünmüyorum. Şimdi Bost hariç, çünkü Enis de aslında oyun kuruculuk anlamında hani çok fazla şey beklersek biraz hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz bir oyuncu. Nasıl burayı geçmeyi düşünüyoruz o, oyun kurma? işini. Biraz önce kadroyu işte sayarken bir numara pozisyonda üç tane oyuncu saydık. Ben bu üç oyuncunun da birincisi katkı vereceğini düşünüyorum. Yani Dibos zaten bence şu anda hem Şampiyonlar Ligi'nin hem Türkiye Ligi'nin iki üç tane önemli gardından bir tanesi. Dolayısıyla zaten böyle bir oyuncu var elimizde. Yunus Emre son sahanın iki tarafına da çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Ege Tan Yıldızoğlu'nun da artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Açıkçası bu üçünden de katkı alabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi bu. ikincisi Dylan e, tabii tabi e, yaratıcılık anlamında asist rakamları hiç çok fazla e, yukarıda olan bir oyuncu değil. Ama sonuçta bir numara özellikleri olan bir oyuncu. Ben onun da yaratıcılık ve yaratma anlamında d bosta yardımcı olma anlamında e, katkı vereceğine inanıyorum. Angola Rodas tercihine gelecek olursak da Angola Rodas Orada kadro yapımıza baktığımızda aslında böyle bir eksiklikten de e, müzdarip olmamak için zaten yaratıcılık becerisi olan, topla e, bir şeyler yaratma becerisi olan bir oyuncu arıyorduk. E, tabi burada Isaiah Cannon biraz önce söyledim yani onu tabi ki değerlendirdik, belli bir süreye kadar bekledik. Ama oradaki birinci alternatifimiz hep Angola Rodas'tı. Neden Angola Rodas'tı? Çünkü Angola Rodas, ben bir ay önce duymuştum. Öyle i̇şte mi? Bir önce, de, önce, de aşağı yukarı bir aydır ilgileniyorduk zaten ama bir şekilde orada e, tam olarak netleştirmemiştik durumu. E, neden Angola odası? Çünkü oradaki düşüncemiz şuydu... E, Sayızlı bir iki numara bulmak. E, Sayızlı bir iki numara bulunca şöyle bir avantaj elde ediyorsunuz hem yaratma anlamında hem skor anlamında hem de gerekirse üç yabancıyı aynı anda sağda değerlendirmek anlamında. Ben Angola odasında bu sene e, çok önemli potansiyeli olduğunu ve bu sene gerçekten çok katkı vereceğini, çok farklı, çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İşte onun da bir sene önceki İsrail macerasına gelecek olursak orada çok enteresan rakamlarla oynadı. Bence size anlamında da bizi rahatlatabilecek potansiyeli var. Yani orada yanlış hatırlamıyorsam 14 sayı 7 rübant gibi istatistikleri vardı Tabii ki. ki. Bu arada yasası rakamları da çok daha yüksek. Evet. Ya ben açık söyleyeyim burada AEK'daki yaşadığı problemin kolon e, ve e, yanında da Papas'la... ...yani o top dağılımı pek olmadı... ...ve daha üçe itildi ve 3 numarada bence... E, ...özellikle off-ball'da çok verimli olamadığını düşünüyorum... ...şimdi... E, ...Ziona'da Wayne vardı... ...Patrick Miller vardı... E, ...orada biraz daha fazla sorumluluk alabiliyordu... ...daha çok toplu oynayabiliyordu... ...şimdi bizde de ben açıkçası bu korkum var birazcık... Enis ve Boston olduğu bir ortamda... ...yine hani AEK'de yaşadığı problemleri... ...yaşar mı acaba diye bir korkum var... Hani bu tabii benim kendi yorumum yani ekstradan yo, şey doğru, yapmış yo, çok haklısın sonuçta yani bu tarz riskler var mı yok ama e, yok mu var ama sonuçta burada tercih yapan ve o konuda da çok titiz e, olan bir koçumuz var. Hı -hı. E, sonuçta bu bütün opsiyonları değerlendirdikten sonra ben e dün Galatasaray TV yayınında da bunu dile getirdim. Biz aslında bilmiyorum böyle bir soru var mı ama biz aslında geçen seneden beri ciddi bir scouting Hı, organizasyonumuz evet. da var. Bu scouting üzerine de gerçekten çok vakit ayırıyoruz. Çok önem veriyoruz. Kulüp, kulüp içinden mi peki Turgay? Evet ya kulüp, kulüp içinden. içinden. Ya yani bu şöyle gelişti açıkçası. Sonuçta bunun önemi hepimiz farkındayız ama sonuçta bu bir ayrı bir maddi külfet de getiren bir Tabii. şey. Geçen sene Erdem Bey sağ olsun bu yönde bir e, vizyonu olduğu için ona anlatmamız daha kolay oldu ve bu işi yapmamız gerektiğini paylaştık aramızda. Bunu çok farklı yapan kulüpler var. İşte NBA'deki takımların bu konuda bir sistemi var, çok fazla çalışanı var. Avrupa'yı, Amerika'yı belki e, oyuncunun çocukken yaşadığı alerjik probleme kadar araştırıyorlar. Ama Avrupa'da genelde bu işi farklı yapıyor kulüpler işte. Efes'in Anadolu Efes'in şu anda bir scout'u var. O sonuçta bu işi yapıyor. Ama neticesinde Anadolu Efes genelde bilindik oyunculara gidiyor. Fenerbahçe'de geçen sene bunu yapan genç bir arkadaşımız vardı. Şu anda Avrupa'da bir kulübe gitti. Zenit e. Evet Zenit'e gitti. Baskonya bu işi bence çok Ciddi olarak yapıyor ve bu scoutingten e, transferlerini erken bitirme şansı oluyor. Olimpiya Milano'nun bu konuda farklı bir e, yöntemi sistemi var. E, biz bunu nasıl yapabiliriz diye düşünürken orada açıkçası hem e, kendi çalışanımıza değer vermek hem de kendi çalışanımızı e, yatırım yapmak anlamında bünyemizde bulunan bütün antrenörlere işte geçen sene 11 tane antrenör vardı Galatasaray Nef çatısı altında. Hepsine Avrupa'nın, Amerika'nın, işte Uzak Doğu'nun bütün liglerini paylaştırarak böyle bir scouting programı geliştirdik ve bunlar bir raporlama yaptılar. Hı -hı. Bu raporlama sonucunda aşağı yukarı işte bu sezon transfer sezonunu açtığımızda elimizde binin üzerinde isim vardı. Andreas'ın kendi birikimi, Andreas da sonuçta CSK'da bu scouting organizasyonunda evet. başında olan bir isimdi. Benim uzun yıllardır bu konuda hem çok ilgim var hem de ...ciddi bir e, datam var. Evet. Sonuçta hepsini birleştirdikten sonra... ...neredeyse binin üzerinde oyuncudan buralara geldik. Evet. E, bu noktada da ben tercihlerimizin... ...doğru olduğunu ama... ...tercihin son aşamasında Andreas'ın... E, ...belki de orada şeyi oynatıyor. Yani o takımı, o sistemi... ...nasıl bir basketbol oynamak istediğini oynatarak... ...oradaki... Oyuncudan bağımsız oradaki 2-3 oyuncuyu nasıl kullanabileceğini düşünerek böyle bir karar aldığını düşünüyorum. E, neticesinde Angola tercihi de direkt Andreas'ın istediği oyuncu tipidir. Hı hı. E, ve o oyuncudur. Yani o konuda da e, sonuçta Andreas'ın son aşamada kararı geçerli oldu. Yine bende kalacak galiba ama şu Devana Kompurseli sormam devam lazım. Et, Sürekli de devam et. teker ben, teker geliyor. Ben ee, altyapıya gireceğim sen devam et. Tamam. Edersin. Ben Devon bir sorayım. Devon Okonpursel konusunda geçen sene sonundaki yanılmıyorsam Galatasaray Televizyonu'ndaki programda Aralık ayından sonrası için belki bir kontrat yapabiliriz gibi bir yanılmıyorsam söylemiz olmuştur Turgay evet. abi. Son durum nedir? Devon Okonpursel'le devam ediliyor mu? Yoksa henüz hala belirsizlik mi var? Ee, Akompursal ile şu anda aktif devam eden bir sözleşmemiz yok bizimle. Hı -hı. Yani sonuçta şu anda Devon Akompursal bizim sözleşmeli oyuncumuz değil. Ama diğer taraftan Devon Akompursal hala görüştüğümüz, çok değer verdiğimiz, burada bir aidiyet oluşturmuş, çok sevdiğimiz bir oyuncu ve bir an önce iyileşmesi yönünde bizim de çabamız var. Geçen sene burada ameliyat oldu, şu anda bizim gözetimimizde Amerika'da tedavisi devam ediyor. Hatta güçlü de bir oyuncu olduğu için fiziksel olarak hatta iki gün önce konuştuk, ufak sıçramalara başladığını söyledi. İyi de gidiyor tedavisi. Ama orada bir iki bir şey var. Bir tanesi Devon Okumpursel'in ne zaman tam sağlıklı olarak sahalara dönebileceğini dönebileceği konusu. Hı hı. Bu konuda kimse bir aşil e, kopma sakatlığı yaşadığı için kimse net bir şey söyleyemez. İkincisi de e, Devon Okumpursel'in Ocak ayında sağlıklı dönmesi durumunda bizim elimizde. İnşallah herkes sağlıklı olur 6 tane yabancımız olacak. Evet. Ee, Şampiyonlar Ligi'nin yönergeleri gereğiydi. Eee 5 tane işte homegrown olarak nitelendiriyorlar. 5 tane işte belli bir süre Türkiye altyapısında oynamış üç sene hmm. oyuncu. Konu da bir eleştiri konusu oldu birazcık ama mairaavi evet. Türk olmaması. Ya yani Türk yani, olması ama olmaması. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Mayrava homegrown statüsünde bir oyuncu değil. Ee, ama orada da bizim 7-8 yabancı gibi bir düşüncemiz olmadığı için açıkçası bunun bizi etkileyeceğini çok düşünmedik. Akon akompulsel konusunda biraz daha zamanla zamanımız olduğunu düşünüyorum biraz daha zamanla onu belli bir noktaya getirebileceğimizi düşünüyorum ama orada birkaç tane Akon olmasını zorlaştıran şey var bir tanesi işte Mahir Hava'nın 7. yabancı olarak Şampiyon Ligi'nde yer alacak olması herkesin sağlıklı olduğu durumda Akon Purcell'le beraber 8 yabancı olacak olmamız İkincisi de Akon Purcell'in net olarak ne zaman sahalara döneceğini bilemememiz. Peki statü olarak sorayım. Bunu bilmediğimiz için. Bu Homegrown olayını bu arada birçok insan bu sene Mahir Hava üzerinden öğrendi. Onu söyleyeyim. Gerçekten çoğu kişi bilmiyordu. Ee, bu kontratı devam eden oyuncular mı yoksa totalde mi bu kadar oyuncu imzalayabiliyor? Yani mesela biz şimdi bir oyuncudan diyelim ki bir şey oldu çıktık ee, kan uyuşmadı ya da sakatlık oldu yeni bir oyuncu alabiliyor muyuz yabancı sözleşme aktif sözleşme, mi yani? aktif sözleşme o, için çok basit bir kural yani 12 kişilik maç kadromuzda 5 tane ah, olması tamam. gerekiyor okay. yani tamam. istediğiniz kadar oyuncuyu ayrılıp tekrar şey sözleşme yapabilirsiniz homegrown da şeyi şu 12-18 yaş arası bunu Şampiyon Ligi iki sene önce getirdi. Bana o zaman da çok mantıklı gelmemişti ama bu özellikle <laughs> İspanyol takımlarındaki devşirmelerin daha rahat oynaması için bence gelen bir kural. 12-18 yaş arasında 3 sene o ülkenin altyapısında forma giymeniz gerekiyor. Aslında Mayrava Türk. Türk pasaportu kimliği olan bir oyuncu. Ama işte 12-18 yaş arası Türkiye altyapılarında oynamadığı Oynamayız. için şu anda homegrown statüsünde geçmiyor şu an. Peki o zaman buradan <laughs> şöyle yorumlayabiliriz. Biz sezon ortası bir transfer olma ihtimaline ben buradan düşük olarak aslında bir yerde yorumluyorum. Doğru mu yorumluyorum yoksa ya sezon ortasına ayrılmış bir bütçe var mı şu anda? Yani böyle bir ee, yönetimimizin bizim için uygun gördüğü bütçenin tamamını kullanmadığımızı söyleyebilirim Hı. ama kadroyu yaparken de sezon içinde bir ekleme yapacağız diye de kurmadık ee, umarım her şey istediğimiz gibi gelişir böyle bir şeye ihtiyaç duymayız ama ihtiyaç duyarsak da işte geçen senek gibi gerçekten takma faydası olacağına inandığımız bir şey olursa e, tabii ki burada <laughs> bir adım atabiliriz o zaman e, kadroyu bir kenara bırakıp e, bu ilk e, Galatasaray NEF organizasyonu başladığında e, Sayın Erdem Timur'un da ilk bahsettiği şeylerden biri altyapıydı. Evet. E, <laughs> yani bu altyapıyı kurmadan e, bu istikrarın, devamlılığın sağlanamayacağı yönündeydi. E, geçen seneden bu yana altyapıyla alakalı e, biz neler yaptık, neler yapacağız, ne planlarımız var? E, A takımda e, altyapıdan kimler olacak? E, şöyle genel bir bilgi alalım sizden abi. Şimdi dediğiniz gibi sonuçta bu çok önem verdiğimiz bir konu. Erdem Bey'in de öyle, bizlerin de öyle. Sonuçta ben de Türkiye'nin belki de en iyi altyapı kulübünden Galatasaray'a geldim geçen sene. Benim için de çok kıymetli bir konu. Geçen sene biz bu programda da bahsettik. Bir pilot takım kurarak bu işe başladık. O pilot takımımızda A takımdan önce bir basamak olsun, A takımdan önce bir deneyim olması açısından. Bu sene ne yaptık? Bu sene biz altyapımıza tüm Türkiye'yi tarayarak ee, özellikle 2007-2008 yaş jenerasyonunda e, 8-9 tane oyuncu dahil ettik. E, hatta Galatasaray Florya tesislerinde e, futbolcu kardeşlerimizin kaldığı lojmandan da 5-6 tane oda e, ya, çalma çok şansımız çok oldu. <laughs> Ee, sağ olsunlar bu konuda gerçekten anlayış gösterdikleri ve destek oldukları için. Ee, sonuçta bu çocuklar Florid'de tesislerinde kalacaklar, Florida'da antrenman yapacaklar. Orada yakın bir yerde eğitimlerine devam edecekler. Ee, sonuçta bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü e, altyapıdan oyuncu yetiştirmek hem Galatasaray için hem de ülke basketbolu için aslında bizim e, vizyonumuz olmazsa olmazımız. E, şu an itibariyle bütün milli takımlarda oyuncumuz var. Ee, i̇şte şu anda Getan Yıldızoğlu U18 milli takımda oynuyor. U16 milli takımda benim çok sevdiğim favori oyuncularımdan bir tanesi var. Ee, onun da ismini söyleyeyim burada. Diğer altyapı oyuncularımıza da haksızlık olmasın ama Kerem diye 2006 doğumlu çok yetenekli bir gardımız var. Hatta benim hayalim 2-3 sene sonra inşallah Tan'la beraber iki tane Türk gardla e, keşke <laughs> geçebilsek diyorum bunu. <laughs> keşke. Onun e, Ağustos'un 11'in 12'sinde başlayacak bir Avrupa şampiyonası var. Her yaş jenerasyonunda ben A takıma, A milli takım potansiyelinde oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Bu arada İki, Tan için mesela örneğin e, Akbaba gibi bekleyen kulüpler olduğunu da duyuyorum yani. Bir şekilde bizden çıkarsa hemen almak için bekleyen bir sürü de kulüp var yani. Yani tabii Tan'la bizim 5 senelik bir kontratımız var. Çok beklersiniz. <laughs> yani çok beklemenin dışında bence Tan için, de, Tan için de doğru uygun ortam burası. Önümüzdeki senede A takımda süre almasını, katkı vermesini düşünüyoruz birkaç sene sonra da bence çok daha farklı, çok daha iyi oyuncular hem A takımımızda hem de Galatasaray çatısı altında olacak diye ümit ediyorum. Harika. harika. Evet, geçiyorum. <laughs> ee, o, o, kadar çok soru vardı ki. Ee, aslında bunların da çoğunu sorduk. Ya şu şeyi de bir sorayım. Yani aslında bunu biraz konuştuk ama bu seneyle alakalı şey de çok geldi. Ee, takımın tavanının biraz düşük kaldı. Tabanının ise yüksek kaldı. Yani bu e, şapkadan tavş şey e, tabka tavşan çıkartacak oyuncuların yani geçen seneki işte Melo gibi örneğin pek bu seneki takımda olmadığı Biraz daha işte net daha garanti oyunculara gidildi. Biraz fazla risk almaktan kaçındığı Belki işte G-League işlerine pek girilmediği ya da daha düşük kalibreliklerden daha düşük kalibre takımlardan oyuncu çekmektense daha yetenekli oyuncular çekmekten ziyade daha bildiğimiz oyuncuların çekildiği. Hatta sizin nezdinizde biraz şey de geldi. işte Banvit ve ligin <gülüyor> oyuncu <gülüyor> takımlarını lig takımlarından oyuncu alıyor. Turgay Bey diye bir eleştiri var bu konuyla alakalı. Ne dersiniz? Onu gördüm aslında biz e, Kerem'le programı planlarken e, işte Kerem'in de söylemesiyle gerçekten baktım oradaki sorulara. Birkaç tane ile ilgili espri vardı. Hoşuma da gitti. Bir tane hatta fotoğraf gördüm şeyle beraber. bamit'in tavuğuyla beraber. <laughs> Abi onu çok kullanılıyor. <laughs> Bahmet bu tavuğuyla. Ya bunlar hakikaten hoş yani ben de hakikaten hoşuma gidiyor ben şer gülüyorum. <gülüyor> Ya tabii ki böyle bir şey yok yani sonuçta bu Bamit'ten oyuncu kısmına gelecek olursa kim var bu sene? Sedat var, geçen sene Rıdvan var. Bunlar sonuçta bizim kadromuzda faydası olabileceğini düşündüğümüz için e, aldığımız oyuncular. Burada Rıdvan'ın sözleşmesi varken çıktık değil mi? E, biz çıkmadık. Rıdvan Yeni kendisi, sağladın. böyle bir talepte bulundu. Hatta o da bir bonservis parası getirerek ayrıldı. Keza Ege'de o, öyle. Evet yani bir artı bir kontratı vardı. Hem Ege Arar'ın hem de Rıdvan Öncel'in. İkisi de bir bonservis ödeyerek e, ayrıldılar. Sonuçta Rıdvan orada kadroda kısa olarak belki 6. oyuncu durumuna düşeceğini gördü. Hakikaten de öyleydi. Sonuçta daha fazla şans bulabileceğini düşündüğü bir yere gitti. Kadronun tabanına tabanına gelecek olursak da bunu tabii ki böyle değerlendirerek yapmadık. Ama neticesinde biraz önce söylediğim Şampiyonlar Ligi formatına da uygun bir takım inandığımız oyuncuları toplamaya çalıştık. Bu sene böyle bir kadro yapısı oldu. Ben açıkçası içimize sindiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grubumuz dahi gerçekten tehlikeli bir grup. İlk grupta dair çok e, hakikaten dikkatli olmamız lazım. İşte Apal Olon geçen sene İsrail Ligi'ni kazanmış bir takım. Östent ciddi bir basketbol kültürü olan her zaman e, ciddi bir rakip. E, Lece Varşova şu anda belki grubun Brian en zayıf... Ryan ilk Avrupa'ya geldiği evet. takım. Evet. Lece Varşova belki gruptaki nispeten en zayıf takım gibi gözüküyor da onlar da değişik hamleler yapıyorlar işte. Devon Marble gibi hı hı. E, bir tane çok iyi bir Litvanyalı oyuncu aldılar, Berzins. Dolayısıyla tehlikeli bir grup. İlk gruptan işimizi çok e, sağlam olarak, ciddi alarak e, yapmamız lazım. Bu kadro yapısı da bence buna çok uygun bir kadro. E, çok içimize sindi. İnşallah taraftarımızın da çok e, destekleyeceği, güveneceği bir takım olur diye umuyorum. İnşallah. Ben buradan şeye geçeceğim Turgay abi. E, pistiyoris'in e, ekibiyle alakalı bir değişim Yeni sezonda e, eklemeler, çıkarmalar vesaire olacak sanırım. Yani. biri geldi. Evet, çok çıktıyız. güzel hatırlattınız Hı. doğru. E, geçen sene bizim antrenör kadromuzda Ümit arkadaşımız vardı. Ümit için o Telekom'a e, gitti. Onun yerine de Pistiyolis'in daha önce Panathinaikos'ta çalıştığı Ko Kostas'la anlaştık. E, Kostas şu anda Yunan milli e, Yunanistan milli takımında da yardımcı antrenör. Hı. Ama bu şeyde 10 Ağustos'tan sonra o da burada olacak. Yunan, Yunanistan milli takımından affını isteyecek. E, çok güvendiği, inandığı bir isim. Onu kadromuza dahil ettik. Onun dışında organizasyonu biraz daha ileri götürecek hamleler yapmaya devam ediyoruz. Sağlık ekibimizde bir ekleme yapacağız. Orası çok geçen sene çok fedakar çalışan bir sağlık ekibimiz vardı. Tekrar teşekkür etmek istiyorum onlara da. Onlara bu sene bir ek bir kuvvet gelecek. Ee, i̇dari anlamda birkaç e, ekleme yapmak istiyoruz orada organizasyonu biraz daha yukarı götürebilecek hamleler. İşte e, daha önce federasyonda çalışan Beril diye bir arkadaşımız vardı, onu idare ekibe dahil ettik. Orada zaten e, hepimizin e, her şeyini, her türlü karını çeken İbrahim Tilki var. Sağolsun burada e, elimizi sıcak suya, soğuk suya sokturmuyor. Bizim bile kahramanı çekiyor. <laughs> e, <aynen. gülüyor> Muhakkak öyledir. Gerçekten herkesi e, her anlamda başvuruyor. Evet, evet. Çok gerçekten e çok fedakarca selam, selam söyleyelim buradan. Bir kardeşimiz. Izleyelim. Onun tabii ki takım idari menajer olarak pozisyonu aynı şekilde devam ediyor. Ama onun da biraz yükünü hafifletmek adına böyle bir hamle yaptık. E, son olarak geçen sene emeği geçen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum organizasyonu daha ileri taşımaya çalışıyoruz her anlamda. Evet. Bana at istersen topu. Atıyorum. İstersen sana sorayım. O Yok. Çok aynı anladım. aynı. Aynı tamam. farklı soru. Ya yani şunu soracaktım ben de bu yine enteresan bir şey. Harris'in davası. Evet. Bu ara gene bir çıktı. Hortladı diyeyim hatta. Çünkü 2021'de ben olay çözüldü diye biliyordum. Fakat yine bir Harris'in davasının hikayesi çıktı. Bu Harris'in davası ne oldu? Biz hala bu parayı ödeyemedik mi ödedik mi ne oldu bir onu sormak istedim çok çıktığı için medyada valla neden çıktığını inan bilmiyorum ama orada nasıl olmuş olabilir bazen o FIBA bat oradaki şeyleri kararları belki geç yayınlayabiliyor ondan olabilir ama yarısının davası geçen sezon, geçen yazın hatta biz ilk geldiğimizde tabii, bu davayla direkt yüzleşmiştik geçen sene karşılıklı imzalar atıldı paralar ödendi geçen yaz bitti yani şu olay anda bir tabii olay. tabii şu anda belki de dediğim gibi FIBA BAT o kararı açıklanınca insanlar sanki yeni bir karar hmm. gibi algılamış olabilir ama orada bir sıkıntı yok. Aynen, tamam. O zaman ben e, ürünlere geçeceğim. Evet. Formalara, ürünlere. <laughs> e, şu an e, formaları kim yapacak? Bir, bu formalar satılacak mı? İki, e, üçüncüsü de e, nerede satılacak? Çünkü geçen sene, sene internette çıkmıştı. İnternette çıkmıştı. Hatta çok güzel bir indirim kampanyası da oldu sezon ortasında e, yine böyle bir şey olur mu? Bu çalışmadığım yerden geldi çünkü <laughs> yok. Şu anda maalesef işte geçen sene bu yönetimsel bazda sıkıntılı süreçte maalesef bu konuda bir çözüme bağlanmamıştı. Şimdi yeni gelen yönetim ve orada özellikle pazarlama departmanındaki profesyoneller bu işi yönetiyorlar. Çünkü bu kulüp özelinde, kulüp merkezinde yapılan bir iş Galatasaray'da. Şu anda birkaç firma ile görüşüyorlar ama şu anda bir tedarikçimiz, bir üreticimiz yok yakın zamanda bir firma ile anlaşılıp bu yolda da adım atılacak. Formalarla alakalı, malzemelerle alakalı kafamızda çok fazla plan var. Ama oradaki tedarikçi belli olduktan sonra e, bununla ilgili adımlar atılacak. Orada e, sen söyledikten sonra ben sorulara bakarken birkaç şey gördüm. Aslında bizim de düşündüğümüz şeyler mesela bir tane retro forma hı hı. E, orada biraz önce ismini söylemeyi unuttum. Çok iyi oldu bu konunun açılması. Medya sorumlusu arkadaşımız Emir Akmanlı'nın bu yönde de şey var çok ciddi çalışmaları var belki Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik bir forma çıkartılabilir onun dışında herkesin bu Dawkins'ten hatırladığı retro forma ile alakalı ufak tefek çalışmalar var bunların hepsi çok kısa süre içerisinde aksiyon alacağımız işler ama önce orada tedarik edecek üretici firmayla kulübün anlaşmasını bekliyoruz Orada da kulüp özelinde tabii ki şöyle bir durum var. Bütün amatör branşların sonuçta orada bir elden e, yönetilmesi düşünülüyor. E, erkek basketbolda reytingi en fazla olan branş olduğu için tabii ki bu e, asetti kaçırmak istemiyor kulüp. E, dolayısıyla o yüzden biz erkek basketbol olarak bir firmayla anlaşmak yerine e, diğer amatör branşlarla paralel e, gitmek durumundayız bu konuda. Ya orada mesela ben şey de görmek isterim. Turgay. Yani biraz daha böyle örnek veriyorum. İnsanlar e, genelde hani bu cimlere fitness salonlarına falan gidiyor ya. Ben mesela cime fitness salonuna gittiğimde biraz basketbol ürünlerini kullanmayı seviyorum. Yani daha öyle daha e, fitness ürünleri değil de daha basketbol işte basketbol şortu, basketbol ayakkabısı genelde bunları giyiyorum. Ya mesela buna da yönelik forma gibi değil de antrenman kiti gibi daha düz ve e, bir üstünde sadece Galatasaray arması olabilir gibi e, böyle bir antrenman kiti gibi bir şey de yapılabilir bence. Daha insanların hani e, günlük hayatta basketbol oynarken e, giyebileceği. Çünkü forma... Ee, aslında o kadar da rahat bir e, şey değil. Günlük hayatta kullanabilecek bir şey değil evet, basketbol forması. Ya mesela fitness yaparken rahat bir şey değil forma. Ben şimdi ben birkaç kere giydim. Gerçekten canım çıktı yani hani onu e, gerçekten çünkü çok biraz hafiften sıkıyor vesaire. Çünkü o kadar rahat olmaması da gereken bir şey aynı zamanda formanın. Ee, böyle bir şey de düşünülebilir mi acaba? Hani biraz daha futboldaki olduğu gibi antrenman kiti de e, düşünülüp tasarlanıp satışa sunulabilir mi? Yüzde olabilir. Zaten bence kulübünde bu konuda bir şey var, bir stratejisi var. Sonuçta görmüşsünüzdür belli projeler var. Sonuçta belli bir çatı altında toplanılması düşünülüyor bütün bu AŞ'lerin işte dijital pazarlama vesaire. Sonuçta Columbus projesi diye Evet. GS Store da bunun bir şey olacak. İçinde bir olgu olacak. Dolayısıyla tabii ki olabilir. Ama forma sıkma kısmı bence formadan değil, e, senin bu vücut geliştirme <gülüyor> işindeki <gülüyor> istikrarlı gidişatından diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum. X'ler <laughs> giyiyorum ama. Haksız mıyım? Doğru, çok do, kesinlikle doğru. Yani yan yana fotoğraf çekilmeye artık korkar bir vaziyete geldim. Estağfurullah. Yani, neyse. Evet. Ama e, Turgay abinin eline su dökemeyiz sanırım. Aa, ben çok şaşırdım. Bu bilgiyi de e, izin verirsen abi evet. vermek istiyorum. <laughs> ya ben Turgay abi yani çok disiplinli, böyle Sürekli hatta her sabah hani Almanlar gibi saat 6'ya 5.30'a falan alarm kurup çıkıp koşan, koşan jokin evet. yapan falan bir e, adam olarak kafamda şey yapmıştım. Bugün bize dedi ki ben hiç spor yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl bu şekilde kalabiliyor gerçekten ben de bilmiyorum. İnanılmaz i̇şte bir biraz, metabolizma biraz gerçekten. Genetik herhalde. Yani sonuçta ben profesyonel basketbol oynadım yaklaşık 15 sene. Ondan sonra belli şeylerde biraz sıkılmış oluyorsunuz. Yaklaşık 10 senedir gerçekten aktif spor yapmıyorum. Ama biraz herhalde genetik buradan da kötü örnek olmayalım insanlara spor yapmamaları <laughs> anlamında ama. Evet benim şu Gibi. Da... O konuda da ben örnek olayım <laughs> bari. <ben. Evet. gülüyor> Abi bir soru daha e, burada sorayım. E, Şampiyonlar Ligi'nin maç saatleriyle alakalı bir soru gelmiş. Hı -hı. E, Şampiyonlar Ligi'nin maç saatlerinin çok işte saat yedi bazen işte yedi buçuk falan gibi daha pek hani insanların yetişemeyeceği hafta içi saatlerde olduğu işte hani, Euro maçlarının daha geç olduğu üzerinden bir şey var ama bu konuda tabii bizim kulüp olarak yapabileceğimiz bir şey olduğunu pek e, zannetmiyorum fakat hani bir şey yapabilir miyiz bunu daha geri işte geri plan atmak için yani 8'e 9 atmak için yani bu konuda bir yorumunuz var mı? Ee, orada geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin tabi bu konudaki önergeleri çok açık. Şampiyonlar Ligi ligin yayıncısına da kendisi karar veriyor. Maç saatlerine de kendisi karar veriyor. Orada da iki farklı zaman dilimi sunuyor. İşte bu maalesef Avrupa ile aramızdaki saat farkından dolayı oradaki alternatifler geçen sene e, 23 ve e, 21'di yani Av Avrupa saatiyle dolayısıyla orada e, şu andaki yeni sezonun saatleri açıklanmadı ama 20 ya da 21 olur diye düşünüyorum önümüzdeki sene maç saatimiz daha erken olmaz ama Şampiyonlar Ligi'nin o konuda önümüzdeki senenin saat dilimini belirlemesini bekliyoruz. Final Four belli miydi Şampiyonlar Ligi'nde bu sene için? Değil. Nerede olacak? Nerede değil. oynanacağı belli değil. İstanbul olma ihtimali var mı ya da böyle bir başvuru olacağına dair bir şey duydunuz mu? Valla çok güzel olur. Keşke öyle bir şey olsa. Şampiyonlar Ligi'nin de bence artık buna çok açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü senelerdir Türk takımları üst seviyede mücadele ediyor ve Türkiye'de bir Final Four olmadı. Geçen sene bizim aslında niyetimiz de vardı ama geçen sene çok erken tarihte bu İspanya-Bilboğa işini netleştirmişti Şampiyon Ligi. Bu sene bizim böyle bir niyetimiz olursa bu Şampiyon Ligi ile görüşerek bu yolda ilerlenebilir. Orada tek bir e, işin sıkıntılı tarafı var. Şampiyon Ligi iki senedir e, bu Final Four'u organize, organize etme işini kulüplere değil e, federasyonlara e, bırakıyor. Federasyona ve e, şehre bırakıyor. Geçen sene takım olmayan bir Bilbao'daydı Final Four organizasyonu. Bu sene o konudaki e, niyetlerini şu anda bilmiyorum. Ama Şampiyonlar Ligi ile yakın zamanda bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede bu konuda e, gelecektir diye e, düşünüyorum. Olabilir, neden olmaz? Bir şey daha söyleyeyim. Bu salon konusunda çok fazla içeriden de uyardılar. Salon konusunda soru geliyor diye. Şimdi isterseniz Turgay abi ben orada biraz topa gireyim. Çünkü Galatasaray <laughs> üyesi olarak da hani buradaki şeyi anlatayım. Ee, şimdi bununla alakalı bu, bu genel kurula koymadılar bunu. Bu şu anki olağanüstü genel kurula taşınmazlarla ve gayrimenkullerle alakalı olan genel kurula bunu koymadılar salon meselesini. Bunu ayrı olarak olacağını daha önceden de söylemişlerdi zaten. Salon konusunda nasıl olacağı, nasıl bir plan olacağı bir sonraki genel kurulda gündeme gelecek. Fakat ben şu anda tamamen tahmin olarak söyleyeyim. Ben açıkçası stadın yanında bir salon yapılacağına inanmıyorum. Bence e, farklı bir yerde bir salonun modernize edilmesi, alınıp tekrar elden geçirilmesi gibi bir yönteme başvurulabileceği yönünde benim kendi düşüncem var. Çünkü yani sanırım söylenen şey de hep oydu. Aslantepe'de bir salon yapılıp bunun işletme masrafının karşılanması ve aynı zamanda salon inşaatının masrafının karşılanması kolay kolay mümkünmüş gibi gözükmüyor. O yüzden ben böyle bir çözüme gideceklerini tahmin ediyorum. ...şu an için sadece tahmin olarak... ...bunu söyleyeyim. E, bu konuda da... Hani ...Turgay abiyle de biz e, daha önceden... ...konuştuk bunu e, programdan önce de... ...Turgay abi de şu anda bu konuyla alakalı bir... ...bilgisinin olmadığını söyledi. E, ben burada bunu aktarmış olayım. Yani çok soru geldiği için. Okay, tamamdır. Bir de bir konuda ben biraz kendimi... ...ateşe atacağım. E, kurşunların önüne geçiyorum şu an. E, şimdi bizim... ...bazı tezahüratlarımız gerçekten... ...baş tacı. Canımız ciğerimiz. E, ama... Turgay abi, ben sanki bazı tezahüratlarımızın, bazı marşlarımızın daha doğrusu e, basketbol e, maçlarına çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk beş anons edilirken ya da e, takım kadrosu anons edilirken e, ye, şey yaptığımız, çaldığımız salona çaldığımız şarkıların e, çok fazla basketbol kültüründe olmadığını düşünüyorum ve orada aslında asıl amacın e, hem taraftarı e, sahaya çekmek hem de aynı zamanda e, ismi anons edilen e, basketbolcuyu biraz daha ateşlemek adına yapılan bir e, durum olduğu için ben yabancı bir basketbolcunun ya bir Amerikalı'nın ya da başka bir basketbolcunun çocukluk aşkımsın e, marşıyla gaza gelebileceğini pek düşünmüyorum. E, orada e, bir düzenlemeye gidilebilir mi Yani daha e, lokal değil de daha global bir e, işte ne bileyim e, kadro e, anonsu ee, bir şeyler yapabilir mi? Yani çocukluk aşkımsın çok güzel Bunu bir. Bunu söylemek zor ya. bir orada yani evet. yani çocukluk aşkımsın yapmayalım başka bir şey yapalım demek zordur. Hepimiz açısından gerçekten özel evet. bir şarkıdır çocukluk Aşkımsın ama biz programdan önce de çok kısa bunun Hı. üzerinde biraz konuştuk. Şimdi söylerken aklıma geldi burada şöyle bir şey yapalım mı eğer yönetimimiz de uygun görürse buradan da Emir bizi duyuyorsa burada bir oylamaya sunalım. Hatta Hı -hı. takımın tara sahaya çıkışını, taraftarımızın oylamasını orada beğenisine sunalım. Ne güzel bunu burada açmamızda böyle bir fikir getirmiş oldu aklımıza. Takımın sahaya neyle çıkacağına, neyle asılacağına, beşlerin, beşler açıklanırken ne çalacağına Hayır, taraftarımız yani. karar versin. Belki bu sosyosa üzerinde de olabilir dediğiniz gibi. Böyle bir şey yapalım, yok orada tabii ki her türlü yoruma açız, orada geçen sene o aidiyet oluşurken hep onu çok istedik çok arzuladık bir takımla taraftar arasında bir aidiyet oluşmasını evet. o çocukluk aşkımızın da buna bir faydası olduğunu düşündük. Ee, i̇şte hatta orada Murat'ı anonsu yaparken şimdi çocukluk aşkımız geliyor şeklinde yaptı. Evet. O ne bileyim insanların bir dönem hoşuna gitti ama tabii yenilik e, ve bazı şeyleri revize etmek her zaman faydalıdır. Burada da böyle bir şey yapabiliriz. Ben de önerimi sunmuş oldum. Hatta ben de bir ek yapayım. Bu Rus takımları da bunu çok yapıyor. Hatta geçen sene yanılmıyorsam Fenerbahçe Beko da kullanmıştı. Bu ateş e, şeyi potaların arkasından evet. çıkan. Mesela bu tarz organizasyonel şeyler de eklenebilir tabi. Masrafının şeyini bilmiyorum ama. Evet. Hani uygun masraflara ayarlanabiliyorsa bu tarz şeyler de sene erdemde eklenebilir. Yani ben Eklene şeyi izlemeyi çok severdim. Ee, Bastın Celtics'in anonsörünün adı neydi? çok gözümü e, seveyim, iko <laughs> ikonik, ikonik bir adam vardı. Boston Celtics'in bir anonsörü vardı. Ya ve e, hep severim o şeyler çok hoşuma giderdi benim. İşte ilk ilk beş anons etmesi. O yüzden biraz takığım bu konuya. Niye takıksın dersen, derseniz o sebebi odur yani. Ya bu tabii ki şov işi. Sonuçta bütün bunları zenginleştirmemiz, insanları sadece oraya basketbol maçı izlemeye değil, bu tarz şovları da izlemeye davet etmemiz gerekir. Tabii ki bunların hepsini ee, yapabiliriz bunların hiçbirisi olmayacak şeyler değil ee, son bir soruyla tamamlıyorum gelecek sezon değil bir bir sonraki sezonu burada da sormuş olmak istiyorum hangi oyuncularla şu anda bizim e gelecek sezon özelinde değil daha uzun süreli kontratımız var elimizde devam edecek oyuncular hangileri onu da sormuş olayım Biraz önce bahsettim genç oyuncularımızla Egetan, Egetan Yıldızoğlu, Efe Vatan gibi oyuncularımızda beşer senelik kontratlarımız var. Onun dışında Göksel'in, Köksal'ın 2 sene daha devam eden kontratı var. Keza Sadık Emir Kabaca'nın iki sene devam eden kontratı var. Muaymin Mustafa ile 3 senelik bir anlaşmamız var. Çünkü Muaymin Mustafa'yı... Bu yazılmamıştı hatta şeydi açıklamada hı hı. bunu sormuşlardı özellikle Muaymin Mustafa kaç yıllık diye. Üç senelik bir anlaşmamız okay. var Muayim Mustafa ile. Yabancı oyunculardan da 1 artı 1 olan kontratlar Dibos'un Dylan Ennis'in ve e, Jai Floyd'un. E, d Dibos'taki kontrat e, tamamen kulüp e, opsiyonunda olan bir kontrat bir sonraki senesi. Jai Floyd ve Dylan Ennis de iki tarafında opsiyonun olduğu kontratları var. Sedat Ali Karagül Sedat Ali Karagül'le ve Sinan Sağlam'la da bir artı bir kontratımız var. Bu sene sonunda kulüp opsiyonları olan. Yunus Emre ve Mahir de iki yıl galiba. Yunus Emre ve Mahir iki sene kontratları var. İki sene, sene kapalı kontratları. kontratları var. Evet. Tamamdır. Bonus bir soru soralım mı son olarak? Hadi, Hadi sor. Bu da geldiği için sormak zorundayım. Evet. Lucas Torreira'da son durum nedir? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, yani. Kadın basket takımıyla alakalı falan da sormuşlar Turgay abi. Evet. Kadın basketbol takımıyla Turgay abinin bir e, organizasyon olarak ilişki yani yok. Yani şöyle kadın basketbol takımında da biliyorsunuz biraz e, işte bu yönetim süreçlerinden dolayı geç e, bir yapı oluştu. E, şu anda çok orada da umumalı bir çalışma var. Bence fena. Oraya birleşme ihtimali var mı peki? Turgay yok abi? Hiç konuşulmadı. Hiç böyle bir şey gündeme gelmedi ama biz tabii ki hep beraberiz e, bu programa gelirken de onlarla beraberdim e, koçumuz Alper Durur genel menajerimiz Müge Müge Abla ile beraber Melahat Aylin beraber onlarda da çok ummalı bir çalışma var onlar da neredeyse kadroyu oluşturma aşamasına geldiler İnşallah bu geç kalma dezantajını bir an önce e, yenip e, iyi bir takım olurlar yine Galatasaray'a, kulübe yakışar yakışır bir mücadele sergilerler. Evet, evet e, hakkında bilgi alamadık. <gülüyor> <gülüyor> ben size sorayım bir taraftar olarak sizin o konuda bilginiz varsa. <laughs> Valla biz de basından takip ediyoruz yani ya, yurt dışı basınından da ama bitti bitecek diyorlar yani. Bilmiyoruz. Nasıl Artık... buluyorsunuz bu sene futbol takımına? Valla şu ana kadar kurulan kadro iyi, iyi buluyoruz ama bakalım sağda Biraz lazım. Biraz beklemek lazım sağda görmek lazım çünkü <laughs> ben hep şeyi hatırlıyorum, hatırlıyorum kafamda. İşte <laughs> Enzonzi'nin serinin Lemina'nın aynı Tabii. anda geldiği şeyde sene biz boşuna lig oynanmasın falan diyorduk. E, lig oynandı ve alamadık <laughs> yani. yani öyle bir evet. öyle de bir durum yani. var. Biraz sahada görmek lazım tabi. Orada iyi bir takım kuruluyor sanki. Yani evet. sonuçta hazırlık maçlarından gözlemlediğim benim öyle. Orada tek benim ricam var. Bu Taylan Antalya'da da çok kolay şey yapmayalım yani. <laughs> Dışarıda bırakmayalım çünkü bence Taylan futbolculuğu kadar duruşuyla da bence kulübümüze çok yakışır bir evet. oyuncu. Dolayısıyla şu anda aklıma geldi onu da söylemiş olayım programın sonunda. Bir soru daha var abi. E, tayfun sormuş. Turgay abi 6 numara oynar demiş. <laughs> 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 tayfun da GS Basket günlüğü hesabının sahibi olan Tayfun. Şeyde 6 e, numara işte biraz önce Kerem Hevit verdi bilgiyi. 6 evet. numara değil mi? Turgay 6 numara. Tayfun'a cevap olarak da onu söyleyebiliriz. <laughs> evet. evet. Tamamdır. Çok teşekkür var, ediyoruz. Var gibi. kalmadı değil mi sorun? Vallahi kalmadı. Ya artık ne soralım yani? Yani artık daha bir buçuk bir saat 1 saat 40 dakika Bir 1 yani saat 40 yani dakika. En uzun yayınlarımızdan abi vallahi sabrettiğin için çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ee, çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Ya yani en zor, bol bol. en tartışılan şeyleri de sormaya çalıştım ki hani her türlü artık kafalardaki soru işaretleri gitsin. Ee, herkes de yani bir şeyle neyse kafasında kalan en azından cevabını duymuş olsun istedim. Tabii mümkün olduğu kadar ben de teknik konuyu da çok fazla detaya girmeden hmm. cevaplamaya çalıştım. Çünkü o tabii ki hem koçun hem teknik heyetin vereceği cevaplar çok daha Sağlıklı olurdu. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah insanları da çok sıkmamışızdır, çok fazla konuşmamışızdır. Sezon içerisinde inşallah bir şeyler olduğunda i̇nşallah. geliştiğinde tekrar tekrar görüşebiliriz diye umudu umut ediyorum i̇nşallah. programda. Ben çok isterim. Hı. Evet. O zaman e, Hiç ne like istedik, ne abone olun dedik. Hiçbir tanesini de demedik. Bu sefer çünkü sohbete daldık gittik. O yani. zaman e, Turgay sayı. Zeytin gözüne hatırına bir evet. e, like isteyelim. Ve hatta hatta bu e, şeyin e, basket izleyicileri bayağı yorumla katılıyorlar. Tabii. E, videonun altına da yorum bekliyoruz o zaman. E, abi tekrar ağzına sağlık. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça